Okta Panorama'dan herkese merhabalar, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yine birbirinden değerli konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek için sizlerleyiz. Hemen konuklarımızı takdim edelim, ardından detaylara geçeceğiz. Nokta TV Genel Yayın Yönetmeni Berkan Aslan bizlerle, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Adem Aslan, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Funda Atmaca, Hekim Birliği Sendikası Başkanı, Kocaeli Şube Başkanı Asiye Bilgin de bizlerle. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün önemli konularımız var. Özellikle de hekimsen problemlerini, iki gündür bir eylem vardı. Bu eylem neleri kapsıyor? Aile hekimlerinin görevleri nelerdir? Onları konuşacağız. Programın ilerleyen dakikalarında Kent Konseyi'nin amaçlarını, Kent Konseyi'nin tarihçesini Hüseyin Bey'le değerlendireceğiz. Ve tabii ki ekonomik sıkıntılar Türkiye'de devam ediyor. Uzun bir süredir Nokta Panorama'da hemen hemen her hafta ekonomiyi de değerlendiriyoruz. Onu da değerlendireceğiz ve gündemin diğer konularını da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Hemen gündemin sıcak konusuyla başlayalım istiyorum. Şimdi Türkiye genelinde iki gün boyunca Hekimsen 21 STK desteğiyle iş bırakma eylemine gitti. Gelir düzeyindeki dengesizlik nedeniyle bir süredir duyuyoruz zaten. Hatta uzun bir süredir böyle bir isyan bayrağı çekilmişti. Şimdi bunları konuşmadan önce ama şunu çok iyi biliyoruz ki evet, sizler haklarınızı ararken bu hakların neden arandığından bir haber olan bir halk da var. Bilmiyoruz çünkü detayları. Öncelikle aile hekimliği nedir, görevleri nelerdir, nasıl faydaları var bize? Herkese merhaba. Öncelikle bize buraya davet ettiğiniz ve sesimizi duymamıza destek olduğunuz için size ve şahsınıza ve kanalınıza teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Ben Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanıyım. Bekirdere Aile Hekimliği'nde aile hekimi olarak çalışmaktayım. Aile hekimi uygulaması tam bilinmiyor, hala bilinmiyor. 13 yıldır sistemde. 2010 yılında Kocaeli'nde ve tüm Türkiye'de başladı. Aile hekimliği birimi birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerinin yapıldığı, birinci basamak tedavi edici hizmetlerinin yapıldığı birimler. Bir aile hekimi ve bir aile sağlığı çalışanından oluşur. Ebe veya hemşire değişir. Ortalamada 3500-4000 hastamız var. Türkiye ortalaması şimdilik 3500. Bunu düşürmek için Sağlık Bakanlığı çalışmalar yapıyor. Ve biz de bunu hızlandırmak istiyoruz. Aile hekimliğinde sağlık ocağı sistemine göre 13 yılda çok şey değişti. En önemli şeylerden biri de bebek ölüm hızımız düştü. Anne ölüm hızımız düştü. Aşılamalarımız, erişkin aşılamalarımız, bebek aşılarımız oranlarımız arttı. Kanser taramaları yapıyoruz. Kanser taramaları ile beraber erken teşhis ve tedavi oranımız arttı. Kronik hastalıklar takiplerini yapıyoruz. Bu da maliyet etkin bir yöntem. Evet. Ama bizim hala haklarımız kanunumuz yeterli değil. 5258 nolu bir kanunumuz var ama yeterli olmadığı için yönetmeliklerle destekleniyor. Ve sürekli yeni yönetmelikler çıkıyor, ceza yönetmelikleri ve biz de bunları iptal ettiriyoruz Anayasa Mahkemesi'nde. Çünkü hukuka aykırı aykırı yönetmelikler çıkarıyorlar ve çalışma şartlarımız da giderek bozuluyor. Bu yüzden de 21 STK artık dayanma, tıkanma noktasına geldiğimiz için de bir eylem kararı aldı. Tabii ki öncelikle bakanlıkla görüşme talep ettik. Basına kendimizi anlattık, vatandaşı anlattık, kendi halkımıza, kendi nüfusumuza anlattık. Ama bir yerde tıkanma noktasına geldik ve iş bırakma eylemi kararı aldık. Haklarımızı, isteklerimizi duyurmaya çalıştık basın yoluyla, bakanı iletmeye çalıştık. Peki yani geri dönüşü oldu mu, bir karşılık? Evet, bakanımızın mesajı aldı mı? Şöyle, öncelikle Cuma günü 31 Temmuz'da eylemden 2-3 gün önce bir ceza yönetmeliği daha çıkardılar. Alelacele çıkan bir yönetmelikti. Hemen biz zaten federasyonumuz, aile hekimleri federasyonumuz ve sendikalarımız, hekim birliği dahil olmak üzere diğer sendikalarımız da mahkemeye verdiler. Anayasa Mahkemesi'ne tekrar gidecektir ve iptal olacaktır çünkü hukuka uygun olmayan bir yöntem var. Biz 5258 nolu kanunla yönetiliyoruz. Bunun yönetmeliğini iptal ederken 657'ye bağlayarak cezaları sayısını artırdılar. Şöyle, biz 657'den ücretli izne çıkmış sözleşmeli personelleriz. O yüzden de hak ediş altında, yani 3500 işte 4000 nüfusa göre, nüfusumuza bağlı olarak da bir meblağ hak ediş alıyoruz. Artı çoğu vatandaşımız bunu bilmez. Belki hani herkes bilmeyebilir.
Biz o aile sağlığı merkezinin bütün giderlerini karşılıyoruz. Kirasını, personel stopajını, personel giderlerini, SGK'sını, maaşını. Şimdi bazı cihazlar da gerekiyor. Tıbbi cihazların hepsini, bilgisayar, kullandığımız bilgisayarlar, aşı dolaplarımız, bütün kullandığımız tıbbi malzemeler, elektrik, suyu, doğalgazı zaten söylemiyorum hepsini. Yani bir vergi mükellefi gibi. Vergi mükellefi gibi. Hatta işvereniz. İşverensiniz o anlamda. Ha. Evet, işvereniz. Tamam. Hem işvereniz, hem muhasebeciyiz. Hem tadilatçıyız, temizlikçiyiz, her şeyi bakıcıyız. Yapıyoruz. Yani. Evet, hekim, ama biz hekimlik yapmak istiyoruz. Bunun için Maliye Bakanlığı bize yetersiz bir cari gider ödemesi veriyor. Bu şu dönemde biliyorsunuz aşırı bir hiper enflasyonist bir düzen var ve bize verilen enflasyona bize verilen %17,5'luk zam tabii ki bu enflasyon karşısında gerilemeye başladı, geriliyor. Cari giderimize de bu oranda yapıldı. Ama bu ay 6 ay içerisinde daha doğrusu kiraya %60 zam, asgari ücrete %34 zam geldi ki asgari ücretli çalıştırıyoruz personellerimizi. Hem hemşire çalıştırıyoruz hem de temizlik personelleri çalıştırıyoruz. O kişi sayısına göre de değişiyor aile hekimlerinde. Tıbbi malzemeler zaten %50. Tabii elektrik, su, doğalgazı söylemeye bile gerek yok. Tabii. Onlar zaten çok fazla yükseldi. Ama bizim cari gider ödeneklerimize %17,5 zam geldi. Tabii ki öncelikle bizim taleplerimiz her zaman eylemlerde ilk talebimiz her zaman şiddetin önlenmesidir. Oraya da ayrıca konuşacağız. Evet. Çok önemli. İkincisi de bu mali durumlar, özlük haklarımız, çalışma şartlarımızın düzeltilmesi. Orada evet, evet. Peki aile hekimliği gerçekten büyük oranda hayatımızı da kolaylaştırdı. Evet. Bazı hastalıklarda teşhis ediliyor. Bazı kadınsal kanserler bile aynen. Aile hekimleri sayesinde. Büyük tabii bunun için cihazlar da gerekiyor. Bu cihazları da siz karşılıyorsunuz. Aynen. Bir şekilde Türkiye'de zaten gelirler giderleri karşılamıyor ama hekimken bu kadar zorda kalmak tabii ağır bir konu olsa gerek. Şimdi biz vatandaşın en kolay ulaştığı, ücretsiz, kaliteli hizmet aldığı birimleriz. Çünkü o nüfus, benim 3500, şu anda 3200 nüfusum var. Sadece beni biliyor. Bana geliyor, mesela işte hastanelerde randevu bulamadığımda, yani muayene olduktan sonra bile, orada muayene olsa bile, ya bana bir anlatsana ne varmış, neyim varmış, işte şu ilacı başladı, nasıl kullanayım diye bize anlattırıyor, evet. Bize geliyor. Biz de zaman, yani biz daha çok zaman verebiliyoruz. Ama şu anda tabii ki bir ton angarya iş olduğu için de, bu süreyi azaltmaya çalışıyoruz. Ama kronik hastalık takiplerimizde, kanser taramalarımızda bu süreyi kısmak istemiyoruz. Eylemi yaparken de düşünceli davrandığınız zaman. Yani evet, bütün hastalarımızı önceden bildirdik. Hastalarımızı önceden bir hafta öncesinden hazırlık yaptık zaten. Ve her hastamıza anlattık, durumu anlattık, afişlerle anlattık. Zaten hastalarımız, vatandaşımız her zaman bizim yanımızda. Yani hiçbir sorun yaşamadık özellikle bu eylemde de. Biz 13 yıldır eylem yapıyoruz. Artık dile kolay. Dile kolay ama hala karşılığını bulamadık. Evet, aile hekimliği gerçekten kıymetli oluyor. Yani böyle artık uygulamadan seçebiliyorsunuz direkt aile hekimini seç. O bile bir güven veriyor insana. Evet. Yani benim bir aile hekimim var. Ben güvendeyim, sağlık açısından güvendeyim. Yani çok zorlanacağım bir konu yoksa hastaneye gitmem gereken. Önce size geleceğim, önce. Siz yönlendireceksiniz. Dolayısıyla koruyucu aile hekimliği de çok çok önemli. Peki Adem Bey'e de dönmek istiyorum, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir kere öncelikle haklarınız nelerdir? Hangi haklar verilmiyor? Şimdi şöyle, yaklaşık biz de 3 yıldır Kocaeli'de Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği olarak faaliyet sürdürüyoruz. Ben yaklaşık 25 yıldır sağlık alanında hizmet yapıyorum ve hem özel kurumda çalıştım hem kamuda çalıştım. Meslek grubumun genel sorunlarını ve bana aktardıklarını genel olarak biliyorum. Aslında sağlık çalışanlarının çok fazla sorunu yok. Birkaç tane sorun var, kronik bir sorun var. Onlar çözüldüğü takdirde aslında sistematik olarak bütün hepsi çözülmüş olacak. Yasal mevzuatların düzenlenmesi. Aslında sağlık çalışanları birazcık dinlenildiği zaman bu sorunları herkes biliyor. Aslında bütün ana sorunlar kalkmış olacak. O sorunlar neler? Bunları bir kere doğru tespit etmek gerekiyor. Özlük haklarını düzenlemeyi istiyorlar. Bakınız, sağlık çalışanları doktorlardan ve diğer sağlık çalışanlarından oluşuyor. Doktorlar bu ülkenin üniversitelerine başvururken en zeki insanları, tabii. Tıp fakültesini seçiyorlar ve tıp fakültesinin okumak için en yüksek puan alıyorlar.
Bu insanlar yurt dışında da dünyada da sağlık alanında hangi statülerde çalıştığıyla ilgili dünyadan haberler, bir haber değiller. Özlük haklarının dünyadaki ülkelerin veya gelişmiş ülkelerin özlük haklarının nerede olduğunu çok iyi biliyorlar. Bizim yöneticilerimiz de biliyorlar. Biliyorlar ama sorun çözme noktasında nerede problem olduğunu biz bilmiyoruz. Nereden kaynaklanıyor bu problemi çözememek onu bilmiyoruz. İşin doğrusu bu. Ama bizim Sağlık Bakanlığımızın da Sağlık Bakanlığımız bu eylemlerden önce bir mektupla bütün sağlık çalışanlarına bir mektup gönderdi ve genel sorunlardan bahsetti. Ben mektubu tamamını okudum. Aslında sorunlara haberdar olduğunu ben orada kanaat getirdim. Ama bunların çözümü noktasında da artık adım atılması gerekiyor. Şimdi adım atılmadığı zaman işte bu kargaşalara sebep olabiliyor. Genel kargaşalar neler? Şimdi hekimler adına ben konuşmam doğru olmaz. Benim böyle bir statüm yok. Ama hekimlerin dışında sağlık çalışanları adına ben kendi fikirlerimi söyleyebilirim. Bizim özlük haklarımızda bazı sorunlar var. Özlük haklarımızın yasal mevzuatlarda düzenlenmesi gerekiyor. İkincisi, sağlık çalışanları 657 devlet memuru, 4B sözleşmeli, vakıf sözleşmeli, şirket sözleşmeli, efendim farklı kategorilerden personel alımı ile beraber çok farklı statülerde çalışmak durumunda kalıyorlar. Böyle olunca iş barışında bir uyumsuzluk oluyor. Bunların maddi kazanımları da farklı olabiliyor. Mesela örnek veriyorum. Bir bölümün içinde 10 tane hemşire çalışıyor. Ben sadece hemşirelerden örnek vermek istiyorum. Yani bu hemşire, yani diğer bölümlerde aynı şekilde düşünebiliriz. 10 tane hemşire çalışıyor. 2 tanesi 657 devlet memuru. 2 tanesi 4-5 sözleşmelisi. 2 tanesi farklı alanlardan istihdam ediliyor. 2 tanesi farklı. Şimdi burada maddi kazançta bazı sorunlar yan yana geliyor. Çünkü Orada iş barışı bozuluyor. Tabii. Şimdi bunun yanında farklı sorunlarla da biz karşılaşabiliyoruz. Nöbette bir sorun mu mesela? Ya nöbet tabii ki bunların hepsi sorun. Bunlara farklı farklı değinmek gerekiyor. Şimdi dediğim gibi farklı şirket veya işte sözleşmeli çalışıyor, iş barışı bozuluyor. Maaş adaletsizliği, ücret adaletsizliği var. Onun yanında da bir de kazanımlarda bazı adaletsizlikler var. Mesela örnek vereyim. Sağlık sisteminde teşvik ödeme, sabit ödeme, ek ödeme, sabit gelir, performans, ondan sonra diye tabir edilen farklı farklı ödeme yöntemleri var. Ek ödemeler bir ara kesilmişti diye. Şimdi önceden teşvikti, sonra şimdi o işte ek ödeme bazen işte teşviğe geçiyor falan. Böyle farklı bir uygulama sistemi var. Şimdi bizim meslek grubumuz şunu istiyor. Ben dediğim gibi hemşireler, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, efendim paramedikler, özellikle kamuda çalışan arkadaşlarım adına söylemem gerekirse bizim arkadaşlarımız şunu bilmek istiyor. Ben aylık net gelirimi bilmek istiyorum. Artı emekliliğe yansıyacak gelir mi? Şimdi oraya da geleceğim. Orada da bir belirsizlik mi var? Belirsizlik çünkü şimdi, ek ödemelerle gidiyoruz. Bizim meslek grubumuzdaki kamu çalışanlarının birçoğu en düşük devlet memuruna yakın ücret alırken onu teşviklerle, ek ödemelerle destekliyor bizim devlet kurumumuz, bakanlığımız. Ama onlar da bu sefer sigorta primlerine yansımayacak şekilde bütçeleniyor onlara. Bu emekliliğine yansımadığından dolayı arkadaşlarımız çok huzursuzluk yaşıyorlar. Evet. Mağduriyet yaşadıklarını düşünüyorlar. Şimdi bu da çözüldüğü zaman aslında çok fazla bir şey kalmıyor. Şimdi tabii ki kamu istihdamında arkadaşlarımızın çok istekleri var. Kamuda istihdam edilmek istiyorlar. Özel kurumlarda çalışan arkadaşlarımız asgari ücrete, bakın asgari ücretle, bunlar sağlık profesyoneli, insan sağlığıyla uğraşıyorlar. Yoğun bakımda çalışıyorlar, ameliyathanede çalışıyorlar. Yani bir insanın en önemli dönemlerinde çok değerli hizmet veriyorlar. Ama asgari ücretle hizmet veren meslek grubumuz. Şimdi özel kurumdaki arkadaşlarımızı çok iyi anlamak lazım. O kadar şeyler ki, dertliler ki. Ve çok fazla çalışıyorlar. Çok fazla çalışıyorlar. Çok. Yani saatlerini aşıyorlar. Çünkü bizim meslek grubumuzda saat kavramı uygulayamazsınız. Örnek veriyorum. Bugün ameliyata aldığınız bir hastayı akşam saat 4 oldu, mesain bitti, hadi ben gidiyorum diyemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil ki. Gece 12'ye kadar devam ediyorsa, edecekse o ameliyat, kalacak. 12'ye kadar devam edecek, çalışacak. Su içmeyecek, yemek yemeyecek, orada çalışacak. Yoğun bakımda çalışıyorsa, benim arkadaşımın işi çıktı, trafikte tıkandı,
Şimdi gelemedi, bir saat sonra gelecekmiş, hadi ben de bırakıyorum gidiyorum diyemezsiniz. Bilgisayarınız varsa bilgisayarınızı kapatırsanız düğmesine, gelen arkadaşınız oradan başlar ve devam eder. Ama bizde hastayı bırakamazsınız, öyle bir şey yok. Tabii. Yani onun için bizim meslek grubumuz biraz duyguya yönelik. Onun için de motivasyonun artırılması gereken bir meslek grubu. Dediğim gibi bizim meslek grubumuzun belki üst üste koysanız 5 tane ana sorunu var. İşte bunun içinde sağlıkta şiddeti koyabiliriz, özlük haklarındaki problemleri koyabiliriz, bu işte gelir adaletsizliğindeki konuları koyabiliriz. 5-6 tane sorunu, ana sorunu çözdüğünüz zaman aslında çok fark edecek. Biraz önce bir şeyi söyledim. Tek maaşlarını bilmek istiyorlar. Bizim çalıştığımız bölümler, hastaneleri birazcık gerçekten içinde olmak gerekiyor. Mesela yoğun bakımda çalışan bir sağlık personeliyle dışarıda herhangi bir klinikte çalışan sağlık personelinin aynı kefeye koymanız mümkün olmaz. Orada yoğun bakımda çalışan insanların demoralizasyonu çok yüksek olur. Ameliyathanede çalışan arkadaşlarımızın çok yüksek olur. Acilde çalışan arkadaşlarımızın çok yüksek olur. Buradaki tabii ki gelir adaletini onlara göre sağlamak, uydurmak gerekiyor. Ama bunu teşvik sistemiyle, sabit ek ödeme falan tarzıyla değil de gerçekten net maaşlarını bilsinler. Onun üzerine çalıştığı birimlerin özelliklerine göre bir ücretlendirme daha yapılsın. Bizim bayramlarda, hafta sonlarında veya gece biz işimizi bırakıyoruz, gidiyoruz diye bir şey yok. Onlar da çok büyük konular. Hafta sonları çalışmalar. Meslek grubumuzun çoğunluğu kadınlar oluşturuyor. Şimdi bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Kadınların görevleri, annelik görevleri de oluyor. Şimdi bu annelik görevleriyle ilgili gece çalışma mesaisi uyguluyorlar. Çocukları annelerine daha düşkün oluyorlar veya ihtiyaçları çok ağır oluyor. O motivasyonlarını artıracak şekilde onlara politikayı uygulamak gerekiyor. Gerçekten bu çok büyük bir sorundur. Bizim meslek grubumuzda bu mesleğin karakteri, kadınların çalışması gerekiyor. Öyle bir meslek. O zaman onların motivasyonunu artıracak şeyleri de sizin yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi sağlık çalışanlarında ek olayı çok fazla dediğiniz gibi. Yani ameliyatlar uzun sürebiliyor, kalabiliyorlar ve kalmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla o ek ücretler net bir şekilde hesaplanmalı. Aslında bu bir ek ücret de olmuyor. Direkt çalışma parası oluyor. Evet. Yani devamlı olan bir şey olduğu için. O yüzden biz de tek kalem maaş istiyoruz diyoruz. Evet, kesinlikle yani tek kalem maaş. Hak ettiğini alacak, bilecek. Tek kalem maaş ve emekliye yansıyan bir maaş. Bu ek değil yani. Bunun ekstrası yok yani. Evet. Ek, teşvik, destek ve mesela destek, bizim de destek ödemelerimiz uyarı cezası aldığımızda kesiliyor. Hem uyarı cezası alıyoruz hem de üstüne maaşımızdan veya işte ek ödememizden kesiliyor. Yani bir cezaya iki ceza uygulanmış oluyor. Anayasaya aykırı. Yaptınlar, insan haklarına aykırı zaten. Yani bu tek maaşa bağlanması gerekir. Zor ve gerçekten üzücü. Şimdi hekim olmak isteyenler, doktor olmak isteyenler çok çalışır. Yani ömür boyu ders çalışırlar. Ömür boyu bir ameliyat, yani çalışma hep devam eder. Amaçları hayat kurtarmaktır. Çocuk yaşta bunun hayalini kurarlar. Bazen imkan olmaz. Çünkü tıp kitapları çok pahalı. Bu ülkede pahalı. Bu eğitimi almak da çok pahalı. Dolayısıyla çok zor süreçlerden geçeceksiniz. Belki insanlar kalkıp evlatları okusun diye hayvanlarını satacaklar, evlerini satacaklar. Kalkacaksınız bu zor şartlarda yetişip hekim olacaksınız ve haklarınızı alamayacaksınız. Peki neden? Yani dünyanın gelişmiş diğer ülkelerine baktığımızda hekimlere bir değer verildiğini görüyoruz ki buradan gidişler var. Neden sizce, Asiye Hanım, size de sorayım. Biz hekimlere neden değer vermiyoruz? Önce şunu söylemek istiyorum. Etrafınızda hiç emekli olmuş doktor rastlıyor musunuz? Yani doktorlar iki sebepten dolayı emekliliği göremiyorlar. Birinci sebep, en önemli sebep, cerrahi branşlarda ortalama yaşam ömrü 62, dahil branşlarda 62, cerrahi branşlarda 58. Emekli olma yaşı kaç? 65. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. Olur da görürsek, zaten emekliliğe yansıyan maaşımız az olduğu için onunla geçinemeyeceğimizden emekli olmuyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir şunun üzerine eğilmek gerekiyor. Neden ortalama yaşam ömrü doktorlarda bu kadar düşük? Özellikle cerrahlarda 58'e kadar neden düşmüş? Bunu düşünmek gerekiyor. Bu kişilerin iş saatleri uygun değil. Ortalama yaşam ömürleri mi düşmüş cerrahlarda? Evet. Evet. Ama 58 çok ciddi bir... Çok genç. Ve bu hiç gündeme gelmiyor. Hiçbir hani ne üsttekiler ne de halkımız... Hani bu cerrah bu kadar emek veriyor, etrafımda böyle bir cerrah bulamıyorum. Yani bunlara girilmiyor bile.
daha genç yaşam ömürleri daha kısa olan doktorlarımız da var. Ekrem Karakaya gibi. Evet. Mekanı cennet olsun. Daha yeni Bafra'da beyin cerrahına silah çekildi. Konuşacağız, evet. Yani bir arkadan müdahaleyle yaşam ömrü uzadı. Ama onunla yaşam ömrü kısalıyordu. Bu kısmı da var. Buraya da bakmak lazım. Ve bunların geneli bir düzensizlikten, hastanelerdeki iş yükünün fazla oluşundan, yorgunluktan, hekimlerin yorgunluğundan kaynaklı. Yani hocamızın söylediği gibi aslında sorunlarımız çok fazla değil. 5 tane sorun sayabiliriz. Şiddet, özlük hakları, mali haklar, çalışma koşulları ve liyakat. Bunun dışında bu 5 sorun çözülse zaten hem hekimlerin hem sağlık çalışanların sorunu çözülecek. Bunun ötesinde halkın sorunu çözülecek. Yani halk daha sağlıklı hizmet alacak. Tabii Asiye Hanım, bir de şimdi bu mesleği yaparken değer görüyorsunuz. Yani hep bir ayrıcalık, hekim, doktor bir ayrıcalık olur ama bu sorunlarla karşılaşınca mesleğinizi de değersiz görmeye başlıyorsunuz haliyle. Üniversitenin, üniversite tercih dönemindeyiz şu dönem. Doktorlardan sorun, hani çocuğunuzu tıp fakültesine göndermek istiyor musunuz, yazsın ister misiniz? Hiçbir doktor istiyorum demez. Sadece çocuğum çok istiyorsa diyecek bir şey yok der. Sadece bu kadar. Veya yurt dışında okutalım yurt dışında ister. Yurt dışında okutalım. Yurt dışında tıp okusun ister. Öyle mi? Bu kadar. Artık öyle. Herhangi bir doktor bunu istemez. Ama halk çocuğun doktor olmasını ister. Hatta halk çocuğun doktor olduktan sonra yani onun sıkıntılarını gördüğü zaman ancak algılar. Okuduğu süreçte bile sıkıntıları görmez, algılamaz. Tabii zaten babasının ya da annesinin saatlerce ameliyattan gelmediğini, hep yorgun, bitkin düştüğünü, kendisine zaman ayıramadığını gören bir evlat da doktor olmak istemeyecektir sanmıyorum. Evet, peki. Berkan Bey var mı bu konuda söylemek istedikleriniz? Vallahi öncelikle şöyle, biz aile hekimliğini böyle bilmiyorduk. Aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şunu aslında anlamıyorum, anlam veremiyorum. Türkiye'de bütün meslek gruplarına baktığımızda hemen hemen 2023 Türkiye'sinde hepsine bir revizyon yapıldı. Yani işçisinden tutun, işte ne bileyim sözleşmeli çalışanına, işte ne bileyim belediyede çalışan personellerden farklı meslek gruplarına kadar. Fakat neden hekimlerimizde bu süreç devam ediyor? Ben de bunu anlamış değilim. Bizlere de yapıldı. Aşağıya doğru bir revizyon evet, yapıldı. Ama işte çok enteresan. Hep genelde iyileştirmeler yapılır ya. İyileştirmeler yapılıyor ama evet. Makas giderek daralıyor. Bize %17,5 zam yaparken giderlerimizde minimum %34. Makas açılıyor. Ters yönde açılıyor. Şöyle, iki sene önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam performans sistemini kaldırdık, teşvik sistemi getirdik, bu sizin yolunuzu açacak deyip bir iyileştirme yapmaya kalktılar. Ama sağdan bir haber olan bu iyileştirmeyi planlayanlar yanlış yaptılar. Şu an daha kötü durumdayız. İlk başlarda, ilk bir yıl boyunca teşvikle bir miktar doktorların, hekimlerin gelirleri yükseldi. Ama şu an çoğu hastane teşvik ödemeyi veremiyor bile. Daha da dibi gördük. Yani döner sermayede sorun biz, var. Bunlar döner sermayede değil, bizde de değil. Teşvik ve destek ödemesi şeklinde gidiyor. Teşvik ödemesinde 76 hasta sayısını bulursak teşviği tam alıyoruz. Siz kaçı yakalıyorsunuz? Benim hastam hasta sayıma göre poliklinik sayım yüksek. Çünkü hastalarım beni daha çok tercih ediyorlar. Ama şimdi 76'yı yakalamak için yani hastaya ayırdığın zaman kısıtlı hale geliyor. Evet. Bizim asıl şeyimiz aile hekimliğinde koruyucu sağlık hizmeti. Hastaya kanser taramasını yapacağız, tahlillerini yapacağız, kronik hastalıklarını anlatacağız, nasıl yapması, diyetini anlatacağız. Bunlara ayırdığımız süre kısalıyor. O yüzden de randevulu sisteme geçtik. Randevulu sistem de çok başarılı geçti. Ama 36 randevu açıyorum. 10 dakikada bir mesela. 5, yani 10 dakikada bir açıyorum. O 10 dakikada hiç kimseye yetmiyor. Ve ben 70-80 ortalama hasta bakıyorum. Yani 5 dakikada bir bakıyorum. Birine 5 dakika ayırırken birine 15 dakika ayırmam gerekiyor evet, çünkü. Onu da yükseltiyorum. Yani teşvik ödemesi yanlış çünkü ne kadar az hastayla ne kadar çok ilgilenirsek aslında daha iyi bir sonuç elde edeceğiz. Yani kanser taramalarını daha çok yapabileceğiz, kronik hastalık takiplerini daha çok yapabileceğiz. Bunlar asıl bizim işimiz. Şu son yıllarda özellikle teşvik ödemesi arttıktan sonra birinci basamağın poliklinik hizmet sayısı diğer basamakları geçmeye başladı.
Çünkü bizde ne kadar çok hasta bakarsak, 76'yı ne kadar yakalarsak daha çok para alacağız diye uğraşmaya başladı bazı yerlerde. Bu da yanlış, çünkü bu sefer de hastaya ayırdığımız süreyi kısaltmak zorunda kalıyoruz. Evet, yani eğitimde yüzden, olduğu gibi sağlığa da yanlış bir müdahalede bulunulmuş. Uzmanlar daha kötü. Şöyle söylemek isterim. Tabii ki. Evet, evet. Şimdi ben de biraz olaya vatandaş boyutundan bakayım. Evet. Tabii burada bu işin ilmini okumuş saygın bilim insanlarının yanında konuşmak elbette zor ama işte sevgili Adem bundan sanırım 3 sene önce miydi Adem? Evet, 3 sene. İşte bir gün kent konseyine geldi, tanışmak için tanıştık. Ne yapacaksın abi sen? İşte ben Sağlık Çalışanları Derneği kurmak istiyorum başkanım. Bana yardımcı olur musun? Başımın üstüne dedim. İşte bir kardeş olarak o günden bu yana geliyoruz. İşte Funda Hanım'ı bu yöntemle tanıdım. Çok önemsiyorum bu işleri. Şimdi Adem'in söylediği özlük hakları ile ilgili detayları vatandaşın, benim de bu kadar teknik bilmem mümkün değil ama sizler, siz sendika olarak, işte Aile Hekimleri Derneği Başkanı olarak bunları gündeme taşıyarak en azından vatandaşın bilinçlenmesini sağlıyorsunuz. Önce oluyorsunuz. Bir sivil toplum lideri olarak ayrı ayrı öncelikle teşekkür etmek isterim size. Benim derdim şu, ben 40 sene çarşı esnaflığı yaptım. Yani kentin ticaretinle uğraştım. Çarşının çok göbeğinde bir adamım. Herkesin ulaştığı bir insanım. Bir sürü sivil toplum görevi yaptım. Bana en çok gelen geri bildirimler sağlık yönünden. Benim en büyük işim Kocaeli Üniversitesi'nden bir doktordan randevu almak. MR çekecek 6 aya verdi. İşte MR çekeceğim işte röntgen için 3 aya verdi. İşte Adem Anjiyo'nun içinde işte şeyin sağlık aciliyetine göre bakıyoruz diyor kendisi. Sevgili hekimimle biraz önce konuştum. İşte normalde 40 kişi bakmam gereken 80 kişi bakıyorum diyor. Birkaç kez de işte işi yükü ortada. İşte vatandaş geliyor, abi diyor gittim diyor. Bana diyor yani bırak kapıdan bir şey sordu diyor. 5 dakika neyin varsa bakmadan, ellemeden, işte dinlemeden yazdırıyor, gönderdi diyor. Mesela şikayetler geliyor. Ben şu anda 100 bin takipçisi olan Biz Hizmetiz grubunun kurucusuyum, yöneticisiyim 10 yıldan beri. Eğer onay versem aile hekimleriyle ilgili, işte hastanedeki bu vatandaş-doktor ilişkileri ilgili binlerce paylaşım geliyor. Yani onay vermiyorum çünkü karışıyor içerisi çok fena. Dolayısıyla hani sağlık sisteminde elbette çok büyük sorunlar olduğu ortada. Şimdi şehir hastanesi elbette açıldı ama tam randımanla çalıştığını düşünmüyorum. İnsanlar randevu alamakta zorlanıyorlar. Ulaşım şu anda çok zor. Belki zamana ihtiyacı var orada da işlerin yolunda gitmesi için. Sağlıkla şiddetle ilgili zaten söylenecek çok bir şey yok. Bir hanımefendinin viral olan bir videosu var. Yani o kadar özgürüz ki hekim bile dövebilir hale geldik dedi ki. Yani bu artık insan olarak vicdanen hepimizi... Çok çirkin görüntü. Evet, vicdanen yaralayan şey. Benim kızım Boğaziçi'li dereceli Türkiye üçüncüsüne girmişti. Çevresinde çok hekim arkadaşı var ama hepsi Almanya'da şu anda. Hepsi İngiltere'de. Yani kızım da gidecek. Yani ben onu Türkiye'de tutmak için uğraşıyorum. Ama baba ne yapacağım, nasıl duracağım diyor. Yani insanlar pandemi dönemi... Hekimler olmasaydı ne yapacaktık abi? Yani şu anda onlara çok şey borçluyuz. Ben size işte bu Nokta TV ailesinin önünde Adem'e de hem ülkem adına hem kent adına ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben hemen buyurun. Ben bununla ilgili bir şey söylemek isterim. Şöyle, biz yakın zamanda daha önceden eksiğimiz demeyelim ama düzeltmeye çalıştığımız sağlık sisteminde giden kurumları biz düzeltmek için çok çaba sarf ettik ve bu konuda başarılı olduk olamadık. Şu anda bir şeyler yapılmaya çalıştı. Bunları yapılırken bazı şeyleri yapamadık. İşte sistem, çalışanların sistemini düzenlenmesi. Yani Sağlık Bakanlığı sağlıkla ilgili vatandaşın taleplerine yönelik kurumlarda güzellikler, düzenlemeler yapmaya çalışırken burada sağlık, yani bu hizmeti veren kişiler tarafında bazı eksiklere sebebiyet verdi. Bu sebebiyetler bugün buraya geldi aslında. Yani buradaki memnuniyetsizliğin ana sorunu bu. Eğer ki o sistemle beraber bunları düzeltilmiş olsaydı ortada çok fazla sorunlar yumağı olmayacaktı. Şimdi mesela gerçekten 5 dakikada bir muayene etmek ne bir hekim açısından ne bir hasta açısından kabul edilebilir değil. Yani vatandaş açısından da kabul edilebilir değil. Ama şimdi baktığınız zaman gerçek bu. Yani bu gerçeği kabul etmek gerekiyor. Peki şöyle, son
20 yıl içinde bu kadar hastane yapıldı gerçekten de. Hastane sayısına göre nüfus bu kadar arttı mı? Onların istatistikleri zaten TÜİK tarafından yapılıyor. Şimdi bizim insanlarımızın karakteri değişti. Nasıl karakteri değişti? Önceden bir hasta hastaneye gittiği zaman haftada bir kere gidiyorken şimdi neredeyse haftada 3 kere gidiyor, bir günde 3 sefer gittiği de oluyor. Aile hekimliğine gidiyor, aile hekiminden hizmet almadığını düşünüyor. Hadi. A hastanesine gidiyor, oradan da işte kapıdan giriyor, onu dinliyor ya doktor, diyor ki beni muayene etmedi diyor, mutlu olmuyor. Üçüncü bir hastaneye gidiyor. Havada bir sağlık sistemine dönüyoruz. Şimdi evet, bu sistematik olarak bir problem olduğunu gösteren bir durum. Tabii. Yani bir hasta bir hekimden hizmet alamamışsa ve doğru yönlendirilememişse orada bir problem var demektir. Şimdi benim nacizane görüşüm bu. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bundan çok uzun zaman önce bir sev zinciri sistemi vardı. Kabul edilir edilemez. Sağlıkta doğru uygulamadır, yanlış uygulamadır. Ama yani yanlış tabir olmasın ama nezle olan, öksüren, nezle olmuş, burnu akan bir kişi de Kocaeli Üniversitesi'ne gidiyorsa bir yerde bir problem var demektir. Kocaeli Üniversitesi'ndeki hekimler cerrahi yapması gereken veya üst anlamda ondan sonra hizmet vermesi gereken hekimler. Aile hekiminde çözebilecek sorunları, işte burada aile hekimliği var yani. Aile hekiminde çözebilecek sorunları, problemleri biz aile hekimliğinde çözemiyorsak, onu yukarıya götürüyorsak hizmet alımında sıkıntı var demektir. Burada da işte sorunlar yumağa üst üste geliyor. Yani işte bir hekim bir günde 3 sefer hastayı muayene etmek durumunda kalıyor. Sistem de onu destekliyor neredeyse. Yani ilaç yazıyor, 3 tane hekim ilaç yazıyor, 3'ünde neredeyse ilacını verecek duruma geliyor. Yani sistem de onu sorgulamıyor. Ya bunlar düzeltilirse aslında ana şeyler düzelmiş olacak. Aslında düzelecek çok şey var anlattığınız kadarıyla. Bununla ilgili ben de konuşmak istiyorum. Şimdi MR randevusu 6 ayda bulunabiliyor. İşte hasta hekim değerlendirilemiyor. Aslında bu bir kısır döngüye girdi. Bakanlık istiyor ki her hastaya bakılabilsin, hasta geri çevrilemesin. Ama hasta memnuniyeti odaklı çünkü. Evet, bu durumda bu kısır döngü iyice beslenmiş oluyor. Eğer süre uzarsa 15 dakikalık, bu 5 dakika değil 15 dakika, en azından 10 dakikaya muayene süreleri çıkarılabilirse ve bu malpractice tarzı yasalar iyice düzenlenirse, yani hekimlerin defansif olarak yaklaşmasına gerek kalmazsa MR randevuları o kadar uzun sürmeyecek. Çünkü hasta geliyor, şuram ağrıyor diyor. Sadece söylemesiyle bir süre kısıtlı. Hastanın içeri girip orasını açması vakti dolduruyor. Onun yerine orası mı ağrıyor? Hemen MR yapalım. Çünkü olur da bir şey, yani MR istemediğimizde bir sıkıntı çıkarsa doktor tazminat ödeyecek. Ne gerek var? MR yapalım. Zaten SGK karşılıyor. Hasta da memnun oluyor. O MR çekildik. Bitiyor. Yani sistem bu yüzden tıkanıyor. MR'da öyle yani çekilip bırakılan şey değil, yorumlanması gereken. Onun için radyoloji uzmanları gerekiyor. Yetmiyor. Dışarıdan hizmet alımı yapılıyor. Aslında maliye de ekstra yük oluyor. Yani giden yine bizim hazineden gidiyor. Yani çözülmüyor. Sadece hastayı memnun edeceğiz diye hekimi sıkıntıya sokuyoruz, hastayı sıkıntıya sokuyoruz, hastalıkları atlıyoruz ve ekonomiyi sıkıntıya sokuyoruz. Onun yerine 10 dakikada bir, 15 dakikada bir muayene ayırabilsek, hastaları bununla ilgili bilgilendirebilsek daha hani çözüm odaklı olmuş olur. Onun yerine biz ne yapıyoruz? Bakanlık olarak biz demeyeyim. E-nabıza girerseniz doktorunuzdan memnun musunuz? Gittiğiniz hastanenizden memnun musunuz? Evet. Aynen aranıyor. Filan gün işte şu hastaneye şu doktora gitmişsiniz, memnun kaldınız mı? Ya doktor bir mal ya da bir şey değil ki memnun kalasın. İhtiyacın vardır, gitmişsindir. Bunun bir memnuniyetlik bir durumu olmaz. Yani biz bunları engellememiz lazım. Eylem yapmamızın sebeplerinden bu. Bu tarz şeyleri engellemek. Zaten 1 Ağustos'ta toplu sözleşme başlamıştı görüşmeleri. Onunla ilgili de yaklaşık 150 taleplik bir liste hazırladık. Sunduk da, bakanlığa da sunduk. Mecliste de sunduk. Yani bunları da göz önüne alınması. Malum biz yetkili sendika değiliz. Birinci, ikinci sendika değiliz. Yani etkisiz sendika değiliz. Bir etkimiz olsun diye
sunduk. Evet. Çözmeye katkımız İnşallah olsun. İnşallah çözülür. Şimdi sağlıkla ilgili problemler o kadar fazla çok ki. Çok fazla. Yani bugün abartmıyorum ya, biraz da araştırdım. Bir iki doktor da dinledim bu anlamda. Kanserden ölenlerin birçoğu geciktiği için ölüyor. Teşhis evet. koyulamadı. Teşhisler neden koyulmuyor? Devlet hastanelerinde sıra gelmiyor. Özel hastanelere gidecek para yok. İnsanlar yatıp kalkıp Allah'ın biri hasta olmasın diye dua etmeye başladı. Çünkü çok zor. Doktor sıkıntımız da var biliyorsunuz. Tabii. Yani şimdi şehir hastanelerimiz açıldı. Tabii çok doktorumuz şehir hastanelerine çekildi. Durum itibariyle işte randevu alınamıyor. Dediğiniz gibi teşhis konulu ama benim anlamadığım tek bir şey var. Yani mantık çerçevesinde. Biliyorsunuz Sağlık Bakanımız doktor kökenli birisi. Yani aslında Türkiye'nin bu çark içerisindeki o tıkanan ya da bozuk olan halkasını ilk önce analiz etmesi gereken kişilerden bir tanesi ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmesi gereken kişilerden bir tanesi. Sorun ne peki? Özel hastane sahibi. Sorun özelleşme. Yani, özelleşme değil. Tabii. Şurada asıl tabii. sorun aslında tabii ki özelleşme tabii. de bunun içinde ama Sağlık Bakanı'nı yönlendiren bürokratlar sahayı bilmiyor. Sahayı bilmiyor. Evet. Ne aile hekimliğini ne hastane ortamını. Çünkü sahadan fikir alışverişi yapmıyorlar. Fikir alışverişi yapmayınca da kağıt üstünde kanunlarla, kağıt üstünde yönetmeliklerle, işte maaş ücretlerle bunlarla götürmeye çalıştıkları için. Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanımız Hatice Hoca 1,5 yıldır Sağlık Bakanımızdan randevu talep ediyor ve alamadı. Hala alamadı. Başından beri diyoruz. Yani biz de Aile Hekimleri Federasyonumuz da aynı hekim şekilde. Hekim sendikası olarak en güçlü sendika, 21 STK'yı bir araya getiren sendika ama kendisi bir Sağlık Bakanı'ndan randevu alamadı. Peki bir şey daha merak ediyorum. Şimdi uzun süre yıllarca birbirinden değerli doktorlarımızla ben de bir sağlık programı yapmıştım. Biraz problemlerini biliyorum. Biraz da böyle röportaj yapmaya giden doktorların artık özel muayenehaneye döndüklerini gördüm. Yani işte Ebru Hanım ölsem de aklımdan bu işi bu şekilde yapacağım geçmezdi ama şartlar bunu söylüyor diyen doktor sayısı çok fazla. Şimdi bu tercihler arasında da Türkiye estetikte artık birinci sıraya yerleşti ama bu bölümü tercih edecekler genelde bu alana yöneliyor. Yani işte bizim bir kalp doktorumuz, bir beyin cerrahımız, yani bir böbrek doktoru, genel cerrahlar bunların sayısı mı azalacak? Azalıyor mu bunların sayısı? Merak ediyorum. Otoksa yöneliyor. Mesela geçen gün yeni milletvekilimiz, işte o da tıp profesörü, yani yakında ameliyat edecek cerrah bulamayacağız dedi. Yani bir açıklama yaptı. Herkes korkunç dişçi yani oluyor. Bu. Gerçekten çok üzücü. Korkunç. Yani herkes şimdi, bir diş doktoru olmaya kalkışıyor. Atıyorum işte bir göz ameliyatı yapacak, bir göğüs cerrahı olacak. Genelde artık bu alanlara yönelmeye çünkü başladılar. Çünkü karşılığını alabiliyor. Hayat hayat yaşam tarzını yükseltebiliyor. Fikirleri değişti. Yani tabii ki. Ebru Hanım şöyle bir şey var. Şimdi ben yakın zamanda bir araştırma yapmıştım. Dünyada ve ülkemizde de olmak üzere ölüm yaşı ortalaması dünyada ve ülkemizde arttı. Bundan yaklaşık 20 yıl önce ortalama ölüm yaşları 50-60 yaş arası, evet. 55-60 yaş arasıyken şu anda 68'lere kadar çıktı. Yani 80'lere kadar çıktı. Ülkemizde bu konuda şanslı ülkelerden bir tanesi. Çok geride değil, çok da ileride değiliz. Bunu da istatistiklerde iyi araştırdığın zaman şunu getiriyor. Genç nüfusun azalacağı önümüzdeki dönemlerde yaş nüfusun artacağı. Yaş nüfus demek devlet için büyük bir maddi güç, sağlık ihtiyacının artacağını, sağlık çalışanı ihtiyacının artacağını ve en çok da yetişmiş sağlık personeli ihtiyacının artacağını tabii. gösteriyor. Bu dünyada da böyle, ülkemizde de bu. Bunu bu şekilde kabul etmek gerekiyor. Peki diğer verilere bakmak gerekirse, peki tıp fakültesini tercih edenlerin oranını biraz önce ben şey yapmıyorum ama hocalarımız biliyorlar. Onunla ilgili gerekli araştırmalar var. Tıp fakülteleri çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü genç, yeni jenerasyon kardeşlerimiz artık zor işleri yapmak istemiyorlar. Daha kolay işler yapmak istiyorlar. Peki diğer bir yönden bakalım. Bir de tıp fakültesini tercih etmiş kardeşlerimiz zor branşlar dediğimiz bizim daha çok cerrahi ve işte teknik alanı ilgilendiren tercihler yapıyorlar mı? Orada da bir azalma var. Şimdi bu istatistiksel veriler. Şimdi orada da bir azalma var. Şimdi biz bunların tabii artırılması yönünde çalışma yapmalıyız. Şimdiden yapmalıyız. Niye? Ortalama ben 45'li yaşlardayım.
yaklaşık 10 yıl sonra sağlık hizmetine mutlak ve mutlak ihtiyacım olacak. Ve bizim jenerasyonumuz artık sağlık ihtiyacı artacak. Peki bu yatırım 10 yıl önceden yapılmazsa, 20 yıl önceden yapılmazsa ben sağlık hizmeti almakta çok zorlanacağım. Bugün eğer ki gerçekten bunları biz konuşabiliyorsak, burada aslında bir şey yok, art niyet yok. O kadar güzel bir şey var ki biz gelecekle ilgili kaygılarımızı dile getiriyoruz. Elbette. Ve düzeltilmesini istiyoruz. Hep beraber buna çözüm ortağı olalım istiyoruz. Yani bu kadar önemli değerli ki. Çünkü biz normal. Sağlık ihtiyacımız olacak ve sağlık hizmeti alacağız. Yani biz de 10 yıl sonra emekli olacağız. Biz de sağlığa muhtaç olacağız. Sağlık hizmetlerine muhtaç olacağız. Bunun adımlarını şimdi de atabilmeliyiz. Cerrahi branşları mutlaka ve mutlaka güçlendirmeliyiz. Bakın şöyle bir şey var. Gerçekten bunu ben çok akademisyen hocalarımızla konuştum. Sağlık konusunda Türkiye çok iyi yerde. Güvenilir bir meslek grubu sağlık çalışanı. Dünyada böyle. Biz de çok iyi yerdeyiz. Yani bizim bu sorunlarımız var ama biz bu sorunları biz düzeltmek için uğraşıyoruz şu anda. Ama dünyadaki çok insanlar yani bize geliyorlar. Akademik toplantılara baktığınız zaman bizim sağlık hizmetlerindeki hekimlerimize, akademisyenlerimize çok büyük talep var, rağbet var. Onlardan bilgi almak istiyorlar, bilgilerini paylaşmak istiyorlar, donanımları var. Biz çok donanımlı bir şu anda ama bunun geçmişine baktığınız zaman 20 yıl öncesinin, 30 yıl öncesinin bir şeyi var. Sağlıktaki çalışmaları var. Ama tıp fakültelerini olan... güçlendirdik, eğitime çok önem verdik. Yani sağlık hizmetlerine hep birlikte o dönemde herkes doktor olmak istiyordu. Herkes iyi bir cerrah olmak istiyordu. İyi bir hekim olmak istiyordu. Güçlü bir hekim olmak istiyordu. Onun verileri bugün aslında sahaya çok iyi yansıyor. Bu sistematik bir sorun. Bu sistematiği çözebilecek kişiler yöneticilerimiz. Biz de onlara bunu aktarmak istiyoruz. Ama şu anda bir adım daha atmalıyız. Yani evet. 20 yıl, 30 yıl önce nasıl bir adım atılmış sağlıkta, sağlık çalışanlarının sevdirilmiş, hassasiyetleri giderilmiş ve tercih edilme sebebi olmuşsa bugün bir adım daha atmalıyız. Çünkü 20 yıl sonra yaşlı nüfusu dünyada da ülkemizde de artacak. Sağlık turizmi gelişiyor. Çok. Sağlık turizminden ülkemiz çok büyük bir pay almak istiyor. Bence de doğru bir politika olur. Sağlık turizminde dünyada en çok tercih edilen... Yani şimdi ama sağlık turizmi deyince ucuz işte, olduğu için geliyor. Ucuz evet, olduğu ucuz için. Beşte bir fiyatına oluyor, hayır, geliyor bize, buraya. Biraz da bize yetişmiş, doktorlarımız çok yetişmiş iyi, olduğumuz için gelmesi konusunda adımlar atılmalı. Yani bizi cerrahide çok güçlü olduğumuz için gelmeliler. Yetişmiş olduğumuz için gelmeliler. Bunu sağlayabilirsek aslında dünyada bir taraftan da meslek grubu adına çok güçlü bir meslek grubunun temellerini şimdiden atmış olursunuz. Elbette olur. Yani sonuç olarak bugün sağlığın kalkınmasına yardımcı olan hekimlerimiz de yaşlanıyor. Şimdi dolayısıyla genç hekimleri korumamız gerekiyor. Onlara sahip çıkmamız ama gerekiyor. Gidin demememiz gerekiyor onlara. Evet, bir şekilde onlara sahip çıkmamız gerekiyor, kaçırmamamız gerekiyor. Ve işte yeniden bu mesleği seçmek isteyenlerin sayısının da artırılması gerekiyor. Gerekiyorsa sağlık alanında birbirinden başarılı hekimlerimizin seminerler vermesi gerekiyor. Ama bunlar zorunlu olmalı belki de. Şöyle bir şey var, artık sanal medya çok güzel kullanılıyor. Her şeyi görüyoruz. Ben doktor olmayı düşündüğümde parasını bilmiyordum mesleğimin. Şu anda herkes görüyor. Evet. Geçen yapılan bir çalışmada 30 ülkenin doktor maaşları sıralandığında sondan ikinciyiz. Altımızda Arjantin ve Uganda vardı. Eyvahlar olsun. Yani kazanç olarak. Ama sağlık sisteminin en iyi olduğu ülkelerde de baştayız. En yukarı. Evet. Biraz bunları aslında detaylı konuşuyoruz. Neden? Çünkü maalesef vatandaşın da bir ön yargısı var. Ya işte doktorsun, neyi beğenmiyorsun, altında işte lüks araban var. Girdiğiniz 24 saatlik, hekimlerin girdiği 24 saat, bazen 28 saat boyu devam eden ameliyatlardan haberleri olmayabiliyor. Yaşadığınız sıkıntıları bilmediğimiz için böyle tepkilerle de karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi geleceğiz sağlıkta şiddet konusuna. Çünkü çok hassas bir konu. Bazen... görebiliyoruz yani elbette bunu desteklemiyoruz ama belki de söylediğiniz şartlar nedeniyle Adem Bey çalışan sağlık çalışanlarının hakları eşit olmadığı için orada bir haksızlık olduğu için kendi aralarındaki rekabet belki bir saldırganlığa yol açabiliyor. Belki onların yüzündeki gülümseme ifadesi de ortadan kalktığı için kayıp veren vatandaşlar için çok ağır sonuçlara yol açıp
bunun akabininde asla onaylamıyoruz. Ne olursa olsun sağlıkta şiddette hiçbir şekilde yer yok. Bazı ülkelerde şiddet bile yoktur. Yan yana gelirler, tartışırlar, biter. Aslında bu şiddeti genel anlamda önlemek gerekiyor. Neden oluyor bu sağlıkta şiddet? Yani önlenmesi için şimdi bildiğim kadarıyla bir yasa var. Çoğu zaman yasaları konuşuyoruz. Başka alanlarda da Türkiye'de böyle bir problem var sanırım yasalarla ilgili. Yasalar var ama uygulama ve denetim noktasında büyük sıkıntılarımız var. Eksikliklerimiz var. Evet. Başlayalım mı sizinle? Buyurun. Beyaz reformda sağlıkta şiddet yasası çıkardılar. Ama uygulamada, hukuksal yönden uygulamada eksiklikler var. Biz de o yüzden de eylemlerimizi sürekli sürekli devam ettiriyoruz. Çünkü uygulamadaki eksiklikleri bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Ülkemizin ekonomik şartları çok az, çok bozuldu. Artı hastaya verilen süre, hastaya baktığımız süre kısıtlandı. Biz memnun değiliz ki karşımızda memnun edelim, vatandaşımızı memnun edelim. Yani böylelikle biz kendi sorunlarımızı çözebilsek vatandaş memnuniyeti de artacak. Ama şimdi sadece vatandaş memnuniyetine bakılıyor. Hekim memnuniyetine veya sağlık çalışanının memnuniyetine bakılmıyor. Bu da sağlıkta şiddetin en önemli sebeplerinden biri. Kesinlikle. Kesinlikle caydırıcı, daha etkili bir yasa yapılması gerekiyor. Hiçbir Avrupa ülkesinde duydunuz mu? Yani sadece sözel seslenmeyle bile hapis cezası veriliyor Danimarka'da. Sen bir yat, dinlen bu hapishanede, aklını başına al diyor. Doktoruna ya da hekimine ya da sağlık çalışanına böyle seslenemezsin. Yüksek sesli kullanamazsın. Evet. Biz sözel şiddet dışında fiziksel şiddete de maruz kalıyoruz. Biz bir de yanlış anladılar galiba olayı. Yani hekimlerin işte bir acil doktorunun ameliyat edilmesi gereken bir ayağa bakması gerektiğini nereden çıkarıyorlar mesela? Bu sistem artık performans sisteminden sonra aile hekimliği, acil sistemi bozuldu zaten. Ben 10 yıl acil hekimliği yaptım. Ondan sonra aile hekimliği sistemine geçtim. Acil hekimliğinde sadece acil hastalara bakardık. Ama performans sistemi geldiğinde mertlik bozuldu diyoruz. Çünkü her gelene bakmamız gerekiyor. Baktığımız hasta sayısı kadar da döner sermaye elde ediyorduk. Böylelikle insanların ayağına alıştırdık. İnsanlar artık gündüz kalkıp gitmiyor aile hekimine veya başka bir uzmana gitmiyor. Gece acilde sıra bekliyor. Ve bu arada daha acil hastalara sıra gelmiyor. Evet. Randevu almadan gelebiliyor akşamüstü. Çünkü acil, evet. Acilde, evet. Bu kesmeye işte giderken uğruyor. Uğruyor, öyle. Evet. Gerçekten, evet. Bize de bakkala giderken uğruyorlar, pazara giderken uğruyorlar. Ama muhabbet etmek için, dertlerini anlatmak için zaman bulurlarsa randevu olması gerekmiyor. Boş musun? Uğrayalım. Derdinizi sorayım. Bir de iyi diyalog kurduysan mahalleliyle, seni evlat görüyor, gelmişken şurama da bak diyor. Dediği oluyordur yani. Aile gibi oluyorsun. Tabii ben 13 yıldır aynı yerde hizmet veriyorum. Senin için öyledir yani. Yani bebekliklerinden askerliklerine kadar biz bakıyoruz. Tamam. Yaşlıların her şeyini biz çok ilgileniyoruz. Güzel bir dertlerin, evet, o çok güzel bir duygu. Ama hepsiyle aynı zamanı daha fazla kaliteli zaman geçirmek istiyoruz. Bunun için de tabii ki şartlarımızın, çalışma şartlarımızın değişmesi gerekiyor. Kesinlikle. Nüfusumuz mesela Avrupa'da, biz aile hekimliği sistemini Avrupa'dan aldık. Avrupa'da bir aile hekiminin nüfusu maksimum 1500. Haftalık baktığı hasta sayısı 20-30 haftalık. Bizim 3500 ortalamamız. Günlük baktığımız haftalık hasta sayısı, Türkiye ortalaması 70. Haftalık mı? 3-5. Ben bir de siyasama geçmeden önce Funda Hanım bir şey daha sormak istiyorum size. Bir aydınlatalım vatandaşlarımızda. Acil hasta kimdir? Acil hasta, nasıl diyeyim? Acil hasta. 24 saat içinde. Evet. Ölebilecek hastadır. Ölebilecek hastadır. Yani acil trafik kazasıdır, göğüs ağrısıdır, yüksek ateştir. Bir yerde, çocuklarda özellikle. Ama siz en çok işte acildeki doktorlar özellikle de mevsim geçişlerinde burun akıntısı, grip. Evet, evet. Yani ama ben bu da bizde, burada da bize çok büyük rol düşüyor. Ben her hastama acile gittim ya işte şunu verdiler, bunu verdiler diyenlerin hepsine söylüyorum. Bir daha gitme. Bir daha bana gel. Önce bana gel. Ben gerek görürsen zaten uzmanına gönderirim bunu size. Aynen, acilde gidip sıra bekleyip başka bir hastanın önüne geçmemek lazım. Doğru. Biraz da vatandaşların da duyarlı olması lazım. Evet. Peki sizden dinleyelim. Şiddetle ilgili şöyle önerilerimizde toplu sözleşme görüşmelerinde görüşülsün diye önerdiğimiz şeylerde kırmızı kart sistemi var. Birincisi şiddet uygulayan, sözlü ya da fiziki şiddet uygulayan şahıs tutuklu yargılanmalı. Bu bir. İkincisi ceza aldığında en azına 6 ay kamu görevi verilmeli. İlk şiddetinde o kuruma
eğer çevrede başka kurum varsa gidebileceği, o kuruma girişi yasaklanmalı. İkinci şiddetinde eğer başka kurum yoksa kol kuvveti eşliğinde gelmeli. İkinci şiddetinde sosyal güvenlik kurumundan faydalanması kısıtlanmalı. Kesinlikle. Eğer üçüncü kez yine şiddet gösterirse bu kişi psikiyatri tarafından değerlendirilmeli. Ona göre tedavisi uygulanmalı. Bu şekilde bir önerimiz var. Ama şu an yapılan fiziki şiddet uygulasa bile eğer öldürmediyse karşı tarafı tutuksuz yargılanıyor, ceza verilmiyor. Verilirse de 5 yıl ertelemeli ceza veriliyor. Peki Asiye Hanım, eğer karşı taraf, yani vatandaş doktorun, hekimin ihmalkarlığını dile getiriyorsa burada neye bakılmalı? Hekimin ihmalkarlığını hasta hakları var. Kanıtlamalı. Hasta hakları var, başvurabilir, hukuksal süreçler var. Normal hani diğer kurumlarda nasıl yapıyorsa aynı şekilde yapmalı. Ama bunun için önce hekimin kendi haklarının bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bunun için de yine bir önerimiz var. Hekimlik meslek kanunu çıkarılsın istiyoruz. Böyle bir kanun eksikliğimiz var. Hekimlik meslek kanunu. Şu an yönetmeliklerle, o yönetmelik olmadı, ona ilave şu yönetmelik, bu yönetmelik. O iptal oluyor Danıştay'da, diğerini çıkarıyoruz. Bir kanunumuz olsa, hekimlik meslek kanunumuz olsa haklarımızı, sorumluluklarımızı, özlük haklarımızı, her şeyi biliriz. Biz girdiğimizde size bir örnek vereyim. Görevlendirmelerde nasıl olacağını vesaire hiç bilmiyorduk. Hala bilmiyor çoğu pratisyen hekim. Ben mezun olduğumda zorunlu hizmetteyken ilk kısımda görevlendirme olmaz. Zorunlu hizmetim bittikten sonra ki kısımda görevlendirme ihtiyacı binaen olur. Ama halen o hekimler, pratisyen hekimler bu haklarını bilmediği için müdürlük nereye isterse tampon eleman gibi oraya gönderiliyor. Özellikle ilçe sağlık müdürlüklerindeki pratisyen hekimler. Hatta geçen gün şu benzetmeyi yaptık. Türk filmlerinde olurdu. Kahve önünde iş bekleyen adamlar olurdu. İşi olanlar gelirdi. Oradan 3 kişi geldi. Reçmenleri alır götürürlerdi. Bizim ilçe sağlıktaki pratisyenleri bu hale döndürdüler. Halbuki ilçe sağlığa bu kişinin atanma sebebi koruyucu sağlık hizmeti. Aile hekimleriyle beraber bu hekimlerin koruyucu sağlık hizmeti yapması. Eğer bu ilçe sağlıkta buna ihtiyaç yoksa sen niye mecburi hizmet olarak oraya kadro açıyorsun da oraya gönderiyorsun? Orası kahvedeki bekleme köşesi mi? Değil. Ama biz bunları bilmiyoruz. Çünkü meslek, bir hekimlik meslek kanunumuz yok. Nereden bakacağımızı bilmiyoruz. Yazıyoruz Google'a işte şu şöyle bir durum var mı diye. O da aklımıza gelecek ki Google'da yazalım. Ya da tecrübelilere soruyoruz. Ya da tecrübelilere soruyoruz. Ya da, benim gibi çok çekmişlere soruyoruz. STK olunca biraz öyle oluyor galiba. Bizim sendikanın, çok canım yanmıştı. Bizim sendikanın Kocaeli'deki ilk üyesiyim. Genelde de 73. üyesiyim. O kadar canım yanmıştı ki en son bu sürgünlerden. Direkt üye oldum. Normalde sendikalara şunları anladığım şeyler değildi. Şu an şube başkanlığı yapıyorum. Evet, yani, artık biraz da böyle bir direniş istiyor değil mi? İnsan sürekli sürününce artık yeter diyorsunuz. Kesinlikle. Bir direnişe tabii başlıyorsunuz. Türkiye'de sendikal haklara ne kadar karşılık buluyor? Anayasaya karşı ama cezalandırılmalarını çok yapıyoruz. Evet, en fazla STK'da Kocaeli'de. Onu da ayrıca konuşacağız evet. Hüseyin Bey'le sizinle. Evet, var mı sağlıkta şiddetle ilgili sizin de değinmeniz yani gereken tabii, şeyler? Ülkemizde son yıllarda artan bir şekilde devam ediyor. Asla kabul edilecek bir durum değil. Ama sevgili Funda Hanım'la da program öncesi konuşmuştuk. İşte hasta yakını saldıracak birini arıyor orada. Kim var hedefte, kim evet. var yakında? Doktor. Hemen işte doktora şey yapıyor. Elbette o beyaz yasayı işte ben de takip ettim, okudum ama caydırıcı değil. Hele arkanda bir dayım varsa yani hiçbir kıymet harbiyesi yok. Hemen arka kapıdan abi gidiyor. Dolayısıyla olmamasını umut etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Yani doktorlarımıza güvenliği gerçekten yok diyebiliriz. Zaten çok az kaldılar. Onlara mesela mum yalayıp hani bitine koyacak konuma geldi. 2022'de 5000 tane hekimin yurt dışına çıktığını söyleniyor. 5000 kişi ne demek abi? Şimdi çocuklar giderek de artıyor. Tabii çocuklar şimdi üniversitede eskiden yani kızını doktora vermek için böyle şey yapanlar, şimdi doktor yok piyasada. Çocuklar istemiyorlar. Dediği gibi Adem'in hem zora gelmiyor çocuklar hem de bu şiddeti görüyor. Ben evvel yani yurt dışına gideyim, atayım kendimi diye bakıyor. Elbette çok sıkıntılı bir süreç. Funda Başkan'ın dediği gibi bu cezaların, caydırıcılıkların daha artması gerekiyor. İnsanlar yani bu suçu işlediğinde
dediği gibi içeri posta olacağını bilmeli. Bir daha bu işi yapmayacağını bilmeli. Sizin de söylediğiniz gibi birkaç kez yaparsa artık bunun psikopatik olarak incelenmesi gerektiğini bilmeli. Ve caydırıcı da olması gerekiyor yasaların. Onun için tüm hekimlerimize kolaylıklar ve güvenli günler diliyorum. Evet. Şimdi vatandaşlara şunu da söylemek gerekiyor. Evet, bazen gerçekten çok az da olsa hekimi suçlu bulabilirsiniz. Çok çok kötü bir anınıza denk gelmiş olabilir. Ama şiddeti aklınızdan çıkarmalısınız. Bunun bir hakkı yok. Bunu anlatabilmek lazım. Mesela hasta kötü bir şekilde geliyor. Hani suratı asık, çatık kaş bilmem ne. Biz hastaya şiddet uyguluyor muyuz? Hayır. Yani ikisi de karşılıklı. O da bana şiddet uygulamayacak. Çünkü doktorların çalışma, hani beş sorundan biri de çalışma şartlarıydı. Bir acil hekiminin gidin, nerede 24 saat çalışan hekim ki 24 saatinde çıkamıyor bile. Önce hastaları teslim etmesi lazım, elindekileri taburcu etmesi lazım. Bunları yapması lazım. Kaldığı odaya, dinlenme odasına bir bakın. Kocaeli'ndeki bir devlet hastanesinde en son zaten gördüm, gebeliğimi ben orada öğrendim. Son beyaz kodumu verdim gebeliğimde ve ayrıldım. Bir daha da nöbet tutmam dedim, yani düşük tehdidim var diye. Orada kaldığım geçmiş yer lobodan bozma, diğer ismini vermek istemiyorum. Oradan bozma bir yer, tekli koltuklar oluyor ya açılan. Ondan açılmış, dönüşümlü yatıyoruz. Ben kalktığımda çalışmaya diğer arkadaş benim yerime yatıyor. Çarşaf yok, yastık yok, öyle şeyler aramayın. Sanki devlet hastanesi değil, hapishane var. Böyle hastaneler var. Sana kahvaltı bırakıyorlar. Böyle köpük şeylerin içinde iki zeytin, bir peynir atıyorlar oraya. Hiç umurunda değil. Yani çayın yok, herhangi bir neyse Asya şey Hanım yok. Bu konuları yani biraz değişmeyelim. Hayır, bu bizim yüzümüz gülmüyor ki. Öyle tabii. Bu şartlardaki bir hekimden güler yüz beklemek zor. Sabır beklemek. Bu hekimin kendi problemleri olabiliyor. Mesela bizim yine bir hekim arkadaş FME fatağı tuttu. İşe gitmek zorunda kaldı karın ağrısıyla. Ama o nöbetindeyken başka bir FME fatağı gelse ona güler yüzle bakmak zorunda. Burada bir adaletsizlik var, yok mu? Tabii. Diğer şeyi söylüyorum, hani bize ilk 10 yılda 20 gün, sonraki yıllarda 30 gün yıllık izin veriliyor. Hastalık için tek hekim raporu 40 gün alabiliyoruz hasta olduğumuzda. Hani diğer insanlar grip olduğunda rapor alabiliyor ya, biz alabiliyor muyuz? Paramız yarı yarıya kesiliyor, maaşımız. Bizim hepsi kesiliyor. Bizde öyle bir şey var. Ücretli izin hakkımız yok. Yıllık izin ayrılığında kesiliyor. Önemli özlük haklarımızdan biri. Ücretli izin hakkımız yok. Yani. Bu insandan nasıl bir hizmet bekleyebilirsiniz? Bugün bu programın olması gerçekten çok iyi oldu. Her yerde de paylaşmaya çalışacağız Berkan Bey. Çünkü bu konuları bilmiyoruz. Yani araştırdığımız kadar ama kim araştırıyor? Konuşsak sabaha kadar devam eder. Şimdi ben Berkan Bey bir konuya değinmek isterim. Şimdi vatandaşımız bizim içimizde yaşanan problemlerden habersiz. Habersiz olması da normal. Çünkü biz onlara aksatmamamız gerekiyor. Şimdi sağlık hizmetlerinde önceliği belirleyen hasta değil, hekim olması gerekiyor. Çünkü her hasta kendisi öncelikli, kendisi için. Ama orada çok mesela acilde önceliği belirleyecek kişi hekim. Bizde şimdi genel bir kültür var. Ben hastaneye gitmişsem öncelik benim, ilk önce ben olmalıyım. Şimdi son zamanlarda kaybettiğimiz bir öz saygı var zaten. Yani gerçekten de öz saygı konusunda koskoca insanlar birbirlerine mesleki anlamda saygı göstermiyorlar, insani anlamda da saygı göstermiyorlar. Biz onun çok muzdaribiyiz. Onu geçelim. Şimdi hasta hakları ile ilgili konuşma. Hastaların hakları var. Hastaları çok iyi anlamak gerekiyor. Çok iyi onları analiz etmek gerekiyor ve psikolojilerini çok iyi anlamak gerekiyor. Bu mesleğe giren herkes de bu şartlarda zaten yetişiyor. Hem tıbbi etiklerini, sağlık etiklerini tamamlarken bir taraftan da insani yönlerini hiçbir zaman unutmadılar. Bizim meslek grubumuz bunu hiçbir zaman yaşamadı. Ben içindeyim, 25-30 yıldır içindeyim. Hiçbir zaman bunu unutmadılar. Hastaların tabii ki hakları var. Sağlık kurumlarının da hasta hakları birimleri var. Evet. Bakınız, hasta hakları birimleri var. Yani bir hastaneye gittiğiniz zaman hasta hakları birim var. Ama mesela şiddet uygulayan hiçbir hasta hastalığı hakları birimini kullanmayı tercih etmiyor. Hiçbir hasta tercih etmiyor. Hasta hakları birimleri genel olarak nereden tercih ediliyor? Nasıl tercih ediliyor? Oraya gelen şikayetler nasıl geliyor biliyor musun? CİMER, BİMER gibi aracılıklarla geliyor.
Yani akşam eve gidiyor, ben buradan şikayet şey yapıyorum. Şikayet ettiği konular da genelde sağlıkla ilgili konular değil. İşte kaşını beğenmedim, gözünü beğenmedim, işte bilmem davranışını beğenmedim, başka bir şey. Yani hasta tıbbi olarak hizmet aldığını şikayetini yapmıyor. Tıbbi olarak hizmet almadığını şikayetini yapmıyor. Ek ücret alınmıyor bazen özel hastanelerden. Bunların şikayetleri yapılıyor. Yani bunun gibi şeyler. Şimdi hasta haklarındaki çalışan arkadaşlarımız genelde böyle hastaların kendi sorunlarıyla, tıbbi sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. Aslında onlar çözülmüş olsa problem ortadan da onlar açısından kalkmış olacak. Şimdi hastalar şöyle istiyorlar. Acile geldiler, ben acilden örnek vermek istiyorum. Acile geldiler zaman birinci öncelik benim. Ama acilde o anda 15 tane hasta var. Birinci öncelik sen değilsin. Birinci önceliği tespit edecek kişi oradaki hekim. Çünkü MR ile gelmiş, kalp kriziyle gelmiş bir insanla kolunda spazm olan, işte düşmüş, ondan sonra travma geçirmiş bir kişinin önceliği aynı değil. Travma, sonradan ameliyatını yapabilirsiniz, alçıya alabilirsiniz, sonradan tedavisini, yani bir saat sonra tedavisini yapabilirsiniz. Ama kalp krizini geçirmiş bir hastayı travması olan kişi değer önemli bulmuyor. Çünkü o bulgu göstermiyor çok fazla orada. Ayakta gözüküyor, yatıyor, sağlıklı gözüküyor falan. Ama hekim için orada EKG'sine bakıyor, önceliği ilk önce kalp krizi yatan, sizinle sohbet eden kişi onun önceliği. Niye? Kalp krizi geçiriyor çünkü. Ama kırığı olan kişi de diyor ki öncelik benim. Şimdi ona göre hekimlere ön yargı oluşuyor veya sağlık çalışanlarına göre ön yargı oluşuyor. Bir konuya daha yine vurgu yapmak istiyorum. Burada kendimize de bir pay vermek, biçmek gerekiyor. Son zamanlarda yaptığımız bir konu var ki şu. Sağlık çalışanları İletişimle ilgili eğitimlerini de kendileri tamamlamaları gerekiyor. Bizim iletişimle ilgili bir sorunumuz var. Hastaları doğru bilgilendiremiyor. Bunu genelde zamana veriyoruz. Zamanımız yok diye düşünüyoruz ama gerçekten hastaların en çok sorun yaşadığı konu iletişim sorunlarından kaynaklanıyor. Yani yeterli bilgiyi alamadığıyla alakalı sorunlar. Şimdi burada Türk milletinin bir karakteri var. Karakteri şu. Bir hekime gittiği zaman bir kişi gitmiyor bir hasta yakını. 5 kişi gidiyor. Ve 5 kişi de kendisini değerli bulduğu için hasta yakını olarak bilgi almak istiyor. Hepsi duymak istiyor. Hepsi duymak istiyor. Yani bir doktorun yanına 5 kişi aynı anda girmek istiyor. 5 kişi aynı anda girmese, bir girerse 5'i de bilgi almak istiyor. Hekimin zamanı değerli veya sağlık çalışanının zamanı değerli. Benim zaten 5 dakikam var diyor. Ben birinize bilgi vereyim. Siz de kendi aranızda bunu paylaşın diyor. Ama bizde böyle bir karakter yok. Millet olarak bu güzel bir karakter aslında. İnsanlarımıza, yakınlarımıza değer verdiğimizin karakteri ama bu iletişim bozukluklarına sebebiyet veriyor. Ve sağlıkta bu olmamalı. Hasta ziyareti bile kısa olsun dendiğine göre. Kısa olmalı. Bu kültürü biz geliştiremedik. Bu bize özgü. Yani bilmiyorum Avrupa'da gerçekten veya başka ülkelerde var mı bu ama bize özgü bir şey. Bu karakteri de bilmek gerekiyor. Şimdi biz iletişim sorunları yaşıyoruz. Gerçekten bilgilendirme, doğru bilgilendirmeyi yapamıyoruz. Bu da sistematik sorunlardan kaynaklanıyor. İkincisi, bize hasta yakınları nasıl geliyor? Ben bunu vurgulamak istiyorum. Bu çok önemli. Hekimde olması gereken bilgiyi, hekimin paylaşması gereken bilgiyi hemşireden veya tıbbi sekreterden veya radyoloji teknisyeninden veya anestezi teknisyeninden istiyor hasta yakınları. Ben bu bilgileri veremem. Etik de değil, yasal da değil, doğru da değil. Verdiğim zaman manevi olarak da sorumluluk sahibi olmuş olurum. Tabii. Ameliyattan çıkmış bir hasta hakkında bilgi istiyor. Orada hemşireyi görüyor. Diyor ki hemşireye, benim hastamın ne oldu? Hasta diyor, hemşire de şu şekilde düşünüyor. Ben şu anda iyi diyebilirim ama bir anda kötüleşirse hem hocam zorda kalmış olur, hem bu kurum zorda kalmış olur, hem de ben zorda kalmış olurum. En kızdığımız konulardan da biri bilgi vermemeyi tercih ediyor. Diyor ki ona sonra, biraz sonra görürsünüz diyor. Hasta yakınları tabii ki şiddetleniyor bu dönemde. Niye? Bilgi verilmedi. Bilgi alamadı. Şimdi bilgi almak istiyor. Haklı. Şimdi burada bilgilendirmenin ne zaman verileceğiyle ilgili unsurları artık bizim halk olarak öğrenmemiz lazım. Bir, hasta ameliyattan çıkması gerekiyor veya operasyondan çıkması gerekiyor veya yatağından çıkması gerekiyor. Tedavisini alması gerekiyor. Hekimine güvenmen gerekiyor. Sağlık personeline güvenmen gerekiyor. Tedavisini aldıktan sonra karşısına hekim sizi alıp veya sağlık personeli karşınızı alıp sizinle 5 dakikalık bir değerlendirme toplantısında size her şeyi anlatması gerekiyor. Ama siz her girdiğinde çıktığında her gelişinde gidişinde bilgi vermeye kalkarsanız ne buna zaman yetiyor, ne güç yetiyor, ne de doğru bilgilendirmeye sahip oluyorsunuz. Evet, toparlayalım. Bir şey söylemek bunu isterim bu arada. Tabii. Şimdi Koca Üniversitesi hocalarıyla, Zafer Utkan hocayla, işte
kanserle mücadele eden hocalarımız var, profesörlerimiz. Onlarla birkaç kez Dünya Kanser Günü'nde, farklı günlerde işte sempozyumlar, seminerler yapıyoruz. Belediye Meclis Salonu'nda yapıyoruz. İşte birkaç kez Adem'le de yaptık, birlikte yaptık. Ya salon dolu. Hocalar konuşma bitiyor abi. Tam herkes gitmeyecek, çıkacak. Abi herkes duruyor, oturuyor yerinde. Hepsi onların şeyleri, hastaları. Ulaşamadığı için doktora hastanede hepsi 1,5 saat, 2 saat tek tek geliyorlar. Şu vardı, kimi işte MR'ını gösteriyor, kimi filmini gösteriyor. Yani seminer 45 dakikaysa 2 saat hoca orada kalan, izlemeye gelen hastalarına izahat vermek zorunda kalıyor. İşte bir iletişimcilik var, hocanın zamanı yok. Adam şey ameliyatta, bir daha ulaşamıyor hasta. Ulaşamayınca ne yapıyor? Dışarıda yakaladığı bir yer neresi? İşte seminere gelmiş, belediyeyi takip ediyor, sosyal medyadan görüyor. Hocayla konuşmaya geliyor. Evet, şimdi bu bilgilendirme konusunda da çok doğru söylediniz. Biz hep en kötü senaryoyu düşündüğümüz için bilgi almayınca en kötüsünü düşünüp saldırganlaşabiliyoruz haliyle. İbrahim, ben de söz anlatıyorum. Size de söz verelim tabii. Şimdi öncelikle tabii hep şiddete hayır diyoruz ama maalesef herhalde günümüz Türkiye'sinde en çok şiddeti gören kişiler sağlık çalışanları. Şimdi birincisi, bakın dikkat edin, yıllar önce biz gençken, çocukken hep kamu spotları vardı. Hep televizyonu doğru olanları kamu spotuyla bizlere aktarıyorlardı. Şimdi artık kamu spotu diye bir şey kalmadı. Bence önce vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kanunların ağırlaştırılması gerekiyor. Ben şunu söyleyeyim. Düşünsenize, hiç bir doktor, bir veteriner, hekim baktığı hastanın, canlının ölmesi için çaba sarf eder mi ya? Allah aşkına. Kimse çaba sarf etmez. Bugün bir olay yaşandı. Bütün sosyal medyaya da yansıdı. Bir veteriner hekim bir müşterisinin kedisine bakıyor ama kedi ameliyat sonrası ölüyor. Resmen veteriner hekime tekme tokat saldırıyorlar. Ne kadar kötü bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir doktor niye doktor olur? İnsan hayatını kurtarmak için, değil mi? İnsanı yaşama bağlamak için doktor olur. Şimdi burada bir sıkıntı yaşanıyorsa artık orada son nokta gelinmiştir. Hastamız orada artık son evresine girdiği için de vefat etmiştir. Şimdi bir hastaneden bahsediyoruz. Hastane çalışanlarının hepsinin suratının çok asık olduğu söylenir. Ya Allah aşkına, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi burada herkes suratını assın. Herkes çok sinirli bir şekilde birbirine baksın. Şimdi sizlerin suratı asıldığı zaman benim de suratım asılır. Şimdi ben hastanede çalışan bir doktor olmuş olsam, bir sağlık çalışanı olmuş olsam, ben o kadar hastaya bakmışken, o kadar sorunlu insan varken, ölüm olayları yaşanırken ben nasıl gülebilirim? Gülemem. O yüzden ekran başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz, siz de biraz empati kurun. Allah rızası için sağlık çalışanlarının yerine geçin. Bir hastanede tüm gün boyunca sabahtan akşama kadar sakatı geliyor, ameliyatlık vaka geliyor, ölüm vakası geliyor. Böyle bir durum karşısında gelen hastaya nasıl tebessüm edeceksiniz? Ben de bunu çok merak ediyorum. Evet. Doktorlarımızın probleminden bahsettik. Çok hızlı bir şekilde hastalarına bakmaları gerekiyor. Birçok hastamızla ilgileniyorlar. Kendi sorunları varken bunları hiçe sayıp gelen hastanın sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorlar. O yüzden çok ayıp. Son zamanda sağlık çalışanları yapılan şiddeti tamamıyla kınıyorum. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Bizler yerli ve milli bir araç yaptık, biliyorsunuz, TOK. Ya zoru başarmışız Allah aşkına ya. Eğitim sisteminde burada 5 tane maddeden bahsettik. Bunları çözmek bu kadar zor mu? Ben de bunu anlamış değilim. Evet. Sevgili Ebru Hanım. Evet, çok güzel özetlediniz. Böyle de konuşmak gerekiyor gerçekten. Bu ülkede görevi yaşatmak olanlar ruhsal olarak her geçen gün öldürülüyor aslında. Evet, belki bedenen değil ama ruhlar tükenmiş değil. Kesinlikle bu psikoloji çok şey aslında. Yani psikolojik olarak tamamen ülkeye yansıyan bir durum bu. Bizim bu hekimlere sahip çıkmamız gerekiyor. Son olarak iyi ki geldiniz bu arada. Bu konular gündeme geldikçe mümkün mertebede sizleri ağırlamak istiyoruz. Son olarak birer cümle eklemek istediğiniz, illa bunu da konuşmamız gerekiyor dediğiniz konu bir şey var mı? Var. Asiye Hanım, buyurun. Toplu sözleşmenin görüşüldüğü aydayız. Mali haklarımız, özlük haklarımız, şiddet, her türlü görüşmeler yapılacak. Biz hala mesleğimizin başındaysak, kamudaysak, biz halkımızı sevdiğimiz için, mesleğimizi sevdiğimiz için iyileştirme
iyi sevdiğimiz için buradayız. O yüzden halkımızın desteğini istiyoruz. Bir iş bırakmada MRS'leri iptal etmiyorsa idare etmiyor. MRS'yi açan da kapayan da biz değiliz. İdarenin problemi. Her şeyde bizi hani karşılarında görmek yerine bizim yanımızda bulunsunlar, bizi bir dinlesinler. Bunu istiyoruz. Halkımızdan destek. Evet. Teşekkürler. Vatandaş memnun olması için önce doktorunun, sağlık çalışanının memnun olması gerekir. Bravo. Evet, kesinlikle doğru. Bunun üzerine var mı Adem Bey? Ben de birkaç son olarak değinmek istiyorum. Burada notumu almıştım. Kısa ve öz olsun diye. Sağlık çalışanları gerçekten de tek ve net maaş almak istiyorlar. Ek ödeme, sabit ödeme, işte döner sermaye bilmem ne, bu uygulamalar bizim için çok fazla anlam ifade etmiyor. Gerçekten bizim meslek barışımızı ve iş barışımızı bozuyor. 4B'li, 4D'li, sözleşmeli, işte vakıftan, işte şirketten durumu artık gerçekten kalkmalı ve sağlık çalışanları özlük haklarını gerçekten de bilmeli diyorum. Özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın gerçekten kazanım noktasında çok büyük eksikleri var. Çok zor şartlarda çalışıyorlar, çok ağır şartlarda çalışıyorlar ve hak ettikleri kazancı sağlayamıyorlar. Bu arkadaşlarımızın bir an önce sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bana çok bir istek geldi. Bu konuya abi lütfen değin dediler. Sağlık meslek lisesi mezunu arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız özel sağlık meslek liselerinde okudular. Ve hemşire olacaksınız denilirken, ebe olacaksınız denilirken hemşire yardımcısı veya ebe yardımcısı gibi statüler verildiler. Bu arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili sorunları var olduğunu söylüyorlar ve bir an önce gerçekten de kamu hastanelerinde biz o ara eleman kadrosunu bu arkadaşlarımız üzerinden gidebiliriz ve onlara da sağlık hizmeti alacak insanlara da çok güzel hizmetleri olacağını düşünüyorum. Onların sorunları da bir an önce çözülsün istiyorum. Mobbing ve baskılar bu dönemde çok arttı. Lütfen devlet yöneticilerimiz bu baskılar üzerine birazcık eğilsinler istiyorum. Bir de veteriner hekimleri ve veteriner sağlık çalışanları arkadaşlar var. Bunlar sağlık çalışanı olarak sayılmıyorlar. Bu arkadaşlarımızın da çok bu konuda talepleri var. Onlar da sağlık hizmetleri sınıfında hizmet verdiklerini söylüyorlar. Onların da bu ihtiyaçları giderilsin istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de bir konu istiyorum. O zaman... Zaten aynı şeydir. Sendikal haklarımızı kullanıyoruz değil mi? Evet, sendikal haklarımızı kullanıyoruz. İdare aslı olmayan boş şeylerle, hatta görevlerini kötüye kullanarak bizlere tehdit mesajları göndermemeli. Birincisi bu. İkincisi, biz memurlar, çalışanlar olarak bir sıkıntımız, bir şikayetimiz olduğu zaman önce bir üstümüze bildireceğiz. Bunun için dilekçe yazıyoruz, evrak kayıttan geçirmeye çalışıyoruz. Yukarıdan evrak kaydı kabul etmeyeceksiniz şekilde uyarı gidiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir dilekçenin kabul edilmeme gibi bir şeyi yok. Gerekirse polis eşliğinde o dilekçe kabul edilir. Böyle bir hataya düşmesinler. Dilekçelerini kabul ettirsinler. Kesinlikle. Hayır, idare böyle bir hataya düşmesin. Çünkü artık dernekler, sendikalar daha güçlü. Avukatlarımız da görevi kötüye kullanmadan... Gözlerimiz açıldı diyorsunuz. Evet. Yok, sendikal haklarımızı kullandığımız zaman bize ceza vermeleri anayasaya aykırı. Evet. Ve bunun için de göz korkutmalarla bu eylemleri yapmamızı engelliyorlar. Biz yaptığımızda da savunma isteyip savunma üstüne de direkt ceza veriyorlar. Mahkemeyle uğraşmamızı istiyorlar. Ama mahkemeye verdiğimiz zaman devleti zarara sokuyorlar. Çünkü kazanılmış bir sürü davamız var bununla ilgili. Sendikal hakkını kullanmak anayasal hakkındır. Evet, ama artık bu haklarınızı daha iyi kullandığınızı söyleyebiliriz. Yani bu idareciler hem devleti boşuna uğraştırıp zarara sokuyorlar, hem de aslında kendilerini yakıyorlar. Onlar hakkında evet. Görevi kötüye kullanmadan. Burada STK'ların gücünün de farkına varılması gerekiyor evet. Tabii ki. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu programımızın ilk yarısıydı. Sağlıkta şiddeti konuştuk. Hekim haklarını konuştuk. Bizlerden ayrılmayın. Programın diğer yarısında güncel konularla devam edeceğiz. Şimdilik ara veriyoruz. Aranın ardından sizlerleyiz.
Ve konuklarımızın bazılarını uğurladık. Nokta Panorama kaldığı yerden devam ediyor. Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Adem Aslan, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Funda Atbaca, Hekim Birliği Sendikası Başkanı Kocaeli Şube Başkanı Asiye Bilgin bizlerleydi. Hekim haklarını ve sağlıkta şiddet konularını konuştuk. Şimdi programımıza Nokta TV Genel Yayın Yönetmeni Berkan Aslan ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol'la devam edeceğiz. Hüseyin Bey'le özellikle kent konseyi neler yapar, amaçları nelerdir? Bu şekilde başlayalım istiyorum aslında programa. Tamam. Biraz da tabii bu kentte çok iyi tanınan birisiniz, çok da sevilen birisiniz. Öncelikle bilmeyenler için bu aşamaya nasıl geldiniz, nelerden geçtiniz, tanıyalım sizi. Kent beni aslında 1993 yılında Genç Kocaeli Derneği Başkanlığı olduğu dönemde tanıdı. İki dönem, yani yaklaşık 4 yıl boyunca işte derneğin başkanlığını yaptım. Çift listeli bir seçimle geldim ama dönüşte bana oy vermeyenin alkışlarıyla uğurlandım. Çünkü herkesi kucakladım, herkesle iyi ilişkiler geliştirdim. Aslında şöyle bir sıkıntı da vardı. Biraz evvel işte sizlerle de konuşmuştuk. Kente çok sivil toplum örgütü var diye. Hani Kocaeli'de Kocaeliler Derneği'nin ne işi var lafıyla çok karşılaştık. Bu kadar sivil toplum. Evet, karşılaşıyorduk. Dolayısıyla şimdi İzmit, Kocaeli geçen açıklandı. Yaklaşık %30'u Kocaeli doğumlu, %70'i ülkenin çeşitli kentlerinden göç alan gelmiş kentimize insanlarla oluşuyor. Dolayısıyla bir kardeşlik bilinci oluşmuş. Birlikte bu kente hep birlikte yaşıyoruz. Ama bu tip kentlerde, yani yoğun göç alan kentlerde bir kentlik bilinci, bir kentlik aidiyeti oluşturmak zor. Mesela Türkiye'de bir üniversite kenti, bir gençliğin kenti Eskişehir gündeme geliyor. Fakat evet. Eskişehir'de %75 yerli vatandaş yaşıyor. Yani daha çok az göç aldığı için daha çok kendi gelenek ve göreneklerini öne çıkartarak yaşıyor. İşte o GKD başkanlığından sonra bir siyasi çalışmam oldu. Rahmetli işte Raşan Ecevit beni Ankara'ya davet etti o şaşalı başkanlıktan sonra. İşte burada partinin ilçe başkanlığı boştu. Başkan olur musun dedi. İzmit ilçe başkanı oldum. 3 yıl görev yaptım. İşte 3 milletvekilinin DSP'nin zirve yaptığı dönemin İzmit ilçe başkanıyım 3 sene. Çalıştım ama ondan sonra işte 15 yıl kadar siyasete ara verdikten sonra bu arada işte 83 yılında da kent içinde ticaretle uğraşmaya başladım. 40 sene kadın konfeksiyonu ticareti yaptım. Yani perakende satışı yaptım. Kent bizi o markamızla tanıyor. Beni öyle esnaf olarak. Kent esnafıyım. Ticaret odası üyesiyim. Ama bu arada işte kentimize sonradan çok yoğun bir şekilde, hatta tüm dünyadaki olduğu gibi, ülkede olduğu gibi büyük alışveriş merkezlerinin kente gelmesi, işte esnaf da burada pastanın bölünmesine sebebiyet verdi. Rahmetli Şaban Sarıgöl'le Ticaret Odası Meclis Başkanımız bir sabah bana geldi. Hüseyin dedi, bir dernek kur, sen de başına geç bunun. Şimdi işte sevgili Murat Öztürk'ün başkanlığını yaptığı İKAME'nin kurucu başkanıyım. İşte iki dönem orada başkanlık yaptıktan sonra benden sonraki arkadaşlarıma bıraktım. Bu süreçte hep kentin içinde çalıştım. Bu arada İzmit'in tarihine de bir şeyim var, yakınlığım var. Yaklaşık 150 bin kadar bir fotoğraf albümüm var. Yazdığım işte 400 sayfalık İzmit Esnaf ve Ticaret Tarihi kitabında kenti ayağa kaldıran, kenti İzmit'i İzmit yapan değerli esnaflarımızın 150 tanesinin biyografisi, yaşam biyografileri var. Onlara çalıştım. Dolayısıyla hani fotoğrafları kentine, siz çektiniz. Yani çektiğim yaşamlarını işte kendileri ifade etmiş oğulları, torunlarından bilgi alarak ama 4 yıl çalıştım. Şimdi o kitap Türkiye'deki tüm üniversitelerin, tüm kütüphanelerin raflarında duruyor. Başarı. Benim için de çocuklarıma bırakacağım en iyi armağan oldu. Ama işte siyaset gene devam ediyor, etti. Daha sonra işte sevgili Fatma Başkan, Hüseyin Başkanım dedi, işte İzmit Kent Konseyi Başkanı olur musun? Ben de gönüllülük esasına dayalı bir şey olduğu için kabul ettim. Yani bu iş bir profesyonel kadro işi değil. Ama aslında şöyle detayı şu, kent konseyleri ne kadar belediyenin yan kuruluşu gibi gözükse aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bir genelgeyle yönetiliyoruz bu. Bir belediye başkanı seçildikten 3 ay sonra kent konseyini kurmakla görevli.
Yani bir kişiye görev veriyor. Kent konseyine, kent konseyi kentin çatı örgütü. Kentimizde birçok meslek odası var. İşte akademik odalar var, evet. Esnaf odaları var, işte muhtarlarımız var, birçok sivil toplum örgütü var. Onların hepsini bir araya getiren onun üstündeki tepe örgütü. Hmm. Biz ne yapıyoruz? Vatandaşla belediyeyi, işte meslek gruplarıyla belediyeyi buluşturan aracı ekibim ben. Şimdi Adem mesela geldiğinde, bana geldiğinde ben İzmit'in yani belediyenin imkanlarını kullanarak onu ayağa kaldıracak yardımlarda bulunuyorum. Tüm sivil toplum örgütlerine bunu yapıyorum. Dolayısıyla ama aslında beni kent yaptığım hayır işleriyle tanıyor. Yani yüzlerce ameliyat, yüzlerce insana işte tekerlekli sandalye, işte yüzlerce insanın işte Ramazan benim için inanılmaz yani 4000-5000 erzak kolisi dağıtıyorum bütün kente. Ama bunları hiçbir zaman insanların kapısına bırakarak bu işleri yapıyoruz. Yani bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Dolayısıyla kent beni Hüseyin Er olarak biliyor, tanıyor. Evet. Tabii ki Fatma Başkan da bize güvendi, görev verdi. Ben de onu aslında İzmit'i, kenti, belediyeyi temsil etmek için ben tabii oturuşuma, kalkışıma, insanlarla muhabbetime, sohbetime, ticaretimde olduğu gibi sosyal yaşamımda da dikkat ediyorum. Öyle Hüseyin Er oldum, böyle de devam edeceğim. Evet, kesinlikle bu şekilde tanınıyorsunuz. Evet. O entelektüel tavrınızla, duruşunuzla, o esnaf sıcaklığıyla ama bir o kadar da güzel bir mesafe var aslında. Evet. Dediniz ya, hayırları da gizli yapıyoruz ama görenler, bilenler biliyor. Bu yüzden de çok güzel yorumlar yapılmış size. Kesinlikle yani bunlar çok güzel şeyler. Evet. Bir yerde de şimdi STK'ları konuşuyoruz. Kocaeli'de, Türkiye'de en fazla STK Kocaeli'de var. Dolayısıyla ama bir yerde siz onlara da yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. Bu çok güzel. Tabii ki. Peki neden en fazla Kocaeli'de var? Şöyle işte bunu bağlayacağımız nokta göç. Yani yoğun göçe bağlıyoruz. Benim sırf İzmit Kent Konseyi çatısı altında 100'e yakın göre derneği var. 100'e yakın. Yani Kocaeli genelini düşürürsek belki 1000'e yakın göre derneği var. Ama aslında bizim kayıtlarımıza göre Kocaeli'de işte 3400'e yakın sivil toplum örgütü gözüküyor. Çok fazla. Ama bunların çoğu hani tabelada kalmış. Yani bir işlevi yok, kurulmuş, bir kenarda bekliyor. Ama asıl olan yani topluma yön vermek, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermek, kamusal alanda vatandaşa hizmet etmek. Yani sivil toplum örgütlerinin görevi bu. Ama dediğim gibi yani 1950 yılından sonra işte alınan büyük Türkiye göçü Kocaeli'yi de bu hale getirmiş. Doğru. Onun için biraz derneklerimiz böyle yoğunlaşmış. İşte bu vakıflar var, cami dernekleri var, okul koruma dernekleri var. Bunlar da tabii şeyi sayılı oldukça yukarı çekiyor. Doğru. Ama asıl olan işte GKD 30 yıldır var, İKM 20 yıldır var. Yani temelini sağlam attığınız zaman, iyi oluşturduğunuz zaman ve takip ettiğiniz zaman ayakta kalması gerekiyor. Çünkü sevgili Ebru, yani kendi özgüveninle, kendi öz kaynaklarına bir şey yapamazsan, bir yere bağımlılığı yaparsan, işte oranın arka bahçesi gibi oluyorsun ve işte sözün bittiği yer oluyor ve bir şey söyleyemiyorsun. Ama aslında bir sivil toplum örgütünün görevi kamuoyunu ve vatandaşları yönlendirmektir. Ben de bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet, peki var mı Berkan Bey sizin de Hüseyin Bey'e sorabilirsiniz bir şey? Sevgili Hüseyin Erol'la ilgili aslında bir konuyu kaçırdık. Biz İzmit'iz grubunun da kurucusu kendisi. Biraz önce Hüseyin Bey söylemişti yani yapmış olduğu yardımlar da biliniyor. Facebook'ta 100 bine yakın bir takipçisi var, kurduğu bir grup var. Geçtiğimiz günlerde bir tekerlekli sandalye ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam. Yani o bir iki tanesi yani 5 dakika sürmüyor bizde. Yani değil mi? O, ne güzel. Yani inanın. Ama işte Berkan bu tamamen yani güvene dayalı. Kesinlikle katılıyorum. Güvene dayalı. Evet. Şu anda mesela Amerika'dan, Avustralya'dan, yurt dışından çok üyemiz var. Neden işte bu sanal ortamı seçtik? Biraz evvel de hani bu sağlıklı şiddeti konuşurken aslında esas problem insanların mutsuzluğu. Doğru. Hekim mutsuz. Hasta, yakını mutsuz, işte çatacak mutsuz. Yer arıyor, yanıyor ortalık. Dolayısıyla eskiden biz bu işleri yaparken, dernek faaliyetini sürdürürken insanlar mutluydu. Evet. Para kazanıyorlardı,
arttırdıklarında bu işleri yapıyorlardı ama şimdi insanların yaşam şartları çok zorlaştı. Paylaşmak da azaldı. Evini geçindirecek hali yok. Dolayısıyla doğru. Hani biz de ben de bu işi nasıl yaparım? Sanal ortama taşıyayım diye. Doğru. Bir akşam oturdum işte bilgisayarın başına, yazdım ve o aldı. İşte 11. sene bu sene. Maşallah. Ama bu sene güzel bir kutlama yapacağız. İnşallah. Güzel bir kutlama yapacağız. Çok güzel. Yani orada yazdığım her şey okunur. Karşılık bulur. Evet. Kocaeli'de sosyal medyada... Kutlamaya davetli miyiz, ben onu da sorayım. Evet. Elbet siz olmadan olur mu ya? Siz olmadan olur mu? Mesela en güzel örneği, yani uluslararası da çıktı, ödül de aldık bununla ilgili. Biliyorsunuz İzmit Halk Evi konusunda çok çalışma yaptım. Evet. Bitecek inşallah. Siyah kurdele olayını biliyorsun. Binlerce evet. insan geldi, kurdele bağladı ve devlet bir şey yapmak zorunda hissetti kendini. Ne oluyor burada diye geldi. Sağ olsun iki valimiz de sahip çıktı. Evet. Şimdi işte ihalesi de yapıldı. Şu anda inşaat da devam ediyor. İnşallah Cumhuriyet tarihinin ilk anıtsal eserini kentimizde bir başka bundan sonraki nesillere taşımasını sağlamaya çalışacağız. İnşallah. Ne zaman bitecek? Valla önümüzdeki yılın Mayıs ayı sonunda valinin açıklaması bitecek. Yani işte 10 ay falan kaldı. Hemen yapıp bitirecekler. Evet. Peki şimdi... konuyla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Tekrar size döneyim Berkay. Yok, devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi yerel seçimlere giriyoruz. Şimdi doğru. Seçim siyaset temposuna girmeyeceğim ama çok merak ediliyor. Kocaeli'de bazı eksiklikler var. Zaman zaman şehirde konuşulamayanlar programında dile getiriyoruz. Hı. İşte kentin ulaşım problemini, hava kirliliğini, yapılacak herhangi bir fabrika varsa neden yapılmamalı? Ya da şehrin daha refah seviyesi nasıl yükselir? Konuşuyoruz hepsini ama bir de hem İzmit'te, merkezde 40 sene esnaflık yapan biri olarak evet. bakış açınız da çok önemli aslında. Evet. İzmit'in eksiklikleri nelerdir? Ya da hangi anlamda iyiye gidiliyor? Vallahi şimdi en büyük problemimiz bizim şu anda kent olarak trafik. Yani evet. kente girmek dert, çıkmak ayrı bir dert. Dolayısıyla İzmit esnafının dara düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. İnsanlar şimdi AVM'lere geliyor, aracını park ediyor, çıkıyor, yemeğini yiyor, alışverişini yapıyor, diğer ihtiyaç sosyal ihtiyaçlarını gideriyor ve biniyor arabasına gidiyor. Benim evet. yıllarca Karamürsel'den, Gölcük değirmeninden yüzlerce müşterimiz vardı, ayakları kesildi. Neden? Arabaya geliyor, bırakacak yer yok. Dolayısıyla en trafik büyük sorunumuz trafik. Ama işte sağ olsun Fatma Başkan sosyal belediyecilik anlamında hani kentin doğru hedeflere doğru yönlendiriyor. İşte yakında bugün de basın lansmanını yaptık. İşte önümüzdeki ay Pişmane Festivalimiz başlayacak. Yani insanları böyle daha kaynaştırmak işte kenti Pişmane etrafında toplamak. İlk defa mı olacak? Hayır, 12.'si. 12.'si. Evet, 12.'si olacak ama bu sefer davet pişman bu sefer dans ve pişmane festivali. Yani daha çok renkli olacak. Evet, daha renkli olacak. Yurt dışından bando ekipleri, folklor ekipleri çok gelecek. Güzel. 3 gün sürecek. 25, 26, 27 Ağustos'ta. Adana'daki Portakal Çiçeği Festivali. Evet, inşallah o noktayı da taşıyabilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi çevreye duyarlı bir vatandaşım. İşte biliyorsunuz burada işte aslında burası İzmit Ovası. Türkiye'nin en verimli toprakları. Doğru. Şu anda tarım yapılması gereken alanların hepsinde fabrika var. En son işte Posko yapıldı. Bir sürü bağırdık, çağırdık, gittik, eylem yaptık ama işte maalesef gücümüz bir yere kadar yetiyor. Şimdi işte tüm ülke izliyor. İşte ormanlar Akbelen'de kesiliyor. Şimdi ona geçeceğiz. Onlar kesiliyor. Maalesef. Yani biz de İzmit Kent Konseyi olarak gidip orada bir yani en azından dayanışmaya destek vermeyi planlıyoruz. Türkiye İnsan. Kent Konseyleri platformu olarak. Yani ülkedeki her olaya yani duyarlı olmak gerekiyor. Kentte de öyle. Elimizden geldiğince biz de lafımızı söylemeye çalışıyoruz. Ama elbette evet. 170 binlerden şu anda 375 bine geldi İzmit'in nüfusu. Ama gündüz nüfusu yaklaşık 1 milyon. Oo. Yani gündüz. Ve sürekli göç alıyor. Sürekli İstanbul'dan göç alıyor. Da özellikle. Bir de işte insanlar gündüz geliyor, yaşıyor, akşam tekrar dönüyor. İşte bu yakında olması. Yakında vesilesi. Olması. İstanbul'a yakın olması da tabii dezavantajları da var bizler için. Elbette. Umarım işte hep birlikte daha iyi günlerde, daha insanların daha çok mutlu olduğu bir İzmit'i İnşallah. Yaratabilir diye düşünüyoruz. İnşallah. Önümüzde sizin de söylediğiniz gibi yerel seçimler var. Partiler elbette hazırlanacaklar, adaylarıyla tekrar yola çıkacaklar. Umarım İzmit halkı için en hayırlısı olur. En iyileri seçilir, hak edenler İnşallah. Seçilir. Neticede vatandaş o
2 metrekarelik şeyin içine giriyor, seçim kabinin içine. Gönlünde ne varsa sandığın içine atıyor ve çıkıyor. Oradan ne çıkarsa demokrasi gereği. Doğru. Elbette uyuyoruz ama bizim aslında kent konseyinin en önemli yapması gereken işlerden bir tanesi de bu. Bizde 4 tane meclis var. Bu meclisler işte kadın meclisi, emekli meclisi, engelli meclisi ve gençlik meclisi. Bu 4 meclisimizde yaklaşık şu anda 700 kişi çalışıyor. Yani gönüllü çalışıyor diyelim. Dolayısıyla insanlar biz vatandaşı demokrasi yumağının içine alıp onları da kentteki olacak işlerde söz sahibi olmaları için çaba sarf ediyoruz. O insanları daha çok halaya katmaya çalışıyoruz. İşte belediyeye ulaşamayan, belediye makamına ulaşamayan, işte bizim üstümüzden gelip işte sorunlarını dile getiriyor. Ne güzel. Bizim mesela 102 kadın projemiz var. Her mahallede, 102 mahallemizde kendi kadınlarımız var, mahallenin sorunlarını taşıyor. Biz de onları belediye olanaklarıyla çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Mutlu bir kent olsun, insanlar mutlu olsun diye. Bayağı kapsamlı çalışıyor. Evet, yani evet. En nihayetinde bu bir belediye seçimi. Yani şehrin şikayetlerine odaklanılmalı. Bu şikayetleri kim çözebilir en kısa sürede? Artık evet. Yani yıllar geçti. İzmit Merkez için özellikle hak ettiği yerde olacak mı? Bu ulaşım problemi çözülecek mi? Artık fabrikalaşmayı biraz da tarıma çevirmeyi başaracak mıyız? Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'inde bu tarıma yönelik çalışmaları var zaten. Başkan biliyoruz. Bu konuda evet tarımı çok önemsiyor. Yalnız tabii ki bu kentin ana problemleri ana kent belediyelerinde hep büyük şehirlere bağlı. Yani ulaşım evet. Biz bir şey yapamıyoruz. Yani ulaşım evet. Tamamen yukarıda kalıyor. Büyük şehrin uhdesinde kalıyor. Ama biz işte yaptığımız işte ana tohumu buğday tarlalarımızla, işte lavanta bahçelerimizle, evet. İşte çilek hasatlarımızla İzmir Belediyesi olarak Fatma Kaplan Hürriyet'te gerçekten tarıma, çevreye, yeşile önem veriyor. Bunun artıları elbette ki yerel seçimlerde İnşallah. Bize artı puanlar elbette yazacaktır. Çünkü insanlar mutluysa, akşam evine git derken kaygı duymuyorsa, evet. Sabah gönül rahatta kalkıp işine gidebiliyorsa, böyle mutlu olur. Bir belediye başkanının görevi kent insanını mutlu Kesinlikle. Etmek. Kesinlikle. Başka bir şeyi olmaması lazım. Evet. Başkan da zaten kentin içinde o da gerekeni yapıyor. Biz de onun yol arkadaşları olarak, gönüllü olarak biz de ona destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama ben hem yöre derneklerimizle hem diğer sivil toplum örgütlerimizle belediyeyle olan ilişkilerini yönlendirmekte elimden gelen çabayı elbette yapıyorum. Kapım herkese açık. Kimin ne derdi varsa elimden geldiğince yapmaya Bilmiyorum. Çalışıyorum. Benim evet. Hüseyin Eroğlu yapan da bu zaten. Evet. Çok, bir de şey Türkiye'deki güncel konulara gelelim. Bir ekonomiye geçeceğiz. Ama önce orman katliamı. Yani ilerleyen tamam. dakikalarda konuşacaktım ama konu gelmişken konuşalım. Tamam. Berkan Bey isterseniz bu soruyu sizinle başlayabiliriz. Olur, biraz olur. Yorduk Hüseyin Bey'i çünkü. Şimdi orman katliamına, çevre katliamına bir dur diyemiyoruz. Yani bir enerji santrali olacak, bir saha açılması gerekiyor. Bazı nedenlerle evet. gerçekten dur diyemiyoruz. Yani ayaklandı insanlar ve ayaklanırken de kötü sonuçlandı. Karşılaştıkları muamele biraz tutuklananlar var. Tabii ki yani orada maalesef. Emniyet güçleri görevlerini yapıyor. Sonuçta onlara bir tabii talimat ki, veriliyor. Ki. Bunu da aktarmak gerekiyor ama neden bunlarla karşılaşıyoruz? Bu inşaatlaşma neden Türkiye'de bu kadar çok devam ediyor? Evet. Biz çevre katliamlarına neden dur diyemiyoruz? Yani bizim yapmamız gereken, vatandaşın yapması gereken başka bir şey mi var? Şöyle sevgili Ebru, bundan 4 sene öncesine dönelim. Yani pandemi öncesine dönelim. Pandemi öncesinde Muğla'da bir yangın çıktı biliyorsunuz Milas'ta. Antalya Manavgat'ta eş zamanlı yangın çıktı. Hep söylüyoruz ama biz buradan bir yardım kampanyası başlattık. İzmit'ten 3 tane doğa sever arkadaşımla birlikte hatta bir tanesi çok sevdiğim bir abim. Buradan da selamlarımızı gönderelim sevgili Murat Ilgar'a. Atladık. 4 çeker aracımızla birlikte malzemeleri aldık ve yangın bölgesine gittik. Akşam yola çıktık. Sabahleyin Antalya'daydık, Manavgat'taydık. Yangını söndürmeye gittiğimizde şunu fark ettik. Bütün itfaiye oradaydı. Ellerinden geldiğince var güçleri çalışıyorlardı. Ben hayatım boyunca orada bir olaya şahit oldum. Hani hep televizyonda izliyoruz ya. İtfaiyeciler gidiyor böyle öksürüyor. Ya size bir şey söyleyeyim mi? 50 metre aşağıda yanan ormanın o dumanı
50 metre mesafede beni bir öyle etkiledi ki ben neredeyse ölecektim. Nasıl öksürüyorum? Yani gözlerim yanıyor ve ben o gün, bakın 43 yaşındayım, ilk defa o gün dedim ki itfaiye erlerinin gideceği yer belli. Direkt cennet. Çok ciddi söylüyorum. Öylesine zor bir işi icra ediyorlar ki ben orada nefes alamadım, öleceğimi hissettim ve 50 metre mesafe var yok arada. Yok muydu maskeli? Onların ya çoğunda vardı ama biz tabii hani amaç orada bir şeyler yapmak. Yani 50 metre mesafe, yangın aşağıda. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok yakında değiliz. Tabii. Evet. Ama o yanan ormanın, o dumanı bizi resmen zehirleyecekti. Şimdi gittiğimizde şunu fark ettik. Bakın, hiçbir insan evladı o yanan noktaya gidip de orayı ateşe veremez. Tüm samimiyetimle söylüyorum. O gün, o dönem dikkat edin lütfen. Sosyal medyada şöyle haberler çıktı. Yukarıdan cihazlarla, araçlarla, hatta uzaydan lazerlerle yakıldığı yönünde. Ve ben o gün gittim de dedim ki evet, burası gerçekten lazerle yakılıyor. Çünkü hiçbir insan o alana giremez. Bir de nokta nokta, bütün ateşler nokta nokta çıkarılmış. Yani durum itibariyle yangın problemi sadece Türkiye'nin problemi değil. Bakın bütün dünya yanıyor ve bilerek yakılıyor. Karbondioksit işte, karbon salınımı. Tabi bunun altında farklı nedenler var. Sanal et var. Yani bunu araştırın lütfen. Şimdi yakın zamanda dikkat edin, pandalar işte öldürülüyor, kararlar verildi. İşte ne bileyim, başka canlılar yavaş yavaş öldürülüyor. Farklı farklı hastalıklar meydana geliyor. Diyorlar ki şöyle bir virüs var, hurra bütün hayvanları telef edelim. Şimdi evet, betonlaşma bunlardan bir tanesi ama derin konuya girersek çıkamayız. Çünkü bunun altında çok büyük küresel güç var. Artık düğmeye basılmış. Bu saatten sonra ne Türkiye'yi ne dünyayı inanın bu anlamda hiç kimse durduramayacak. Peki Akbelen'de bir yanma probleminden de ziyade işte oluyor bu da. Şimdi endüstriyel ağaçlanmalar da olmaya başladı. Orada bir tane görüntüde bir beyefendi çıktı. İşte bir köylü güya yakıyormuş falan filan. Ben bunlara inanmıyorum. Ya eş zamanlı bu kadar. Halk zeytin ağaçlarına sahip çıkmak istedi. Büyük bir direnç gösterdi. Hayır, ona katılıyorum. Hani bir haber çıktı ya, ormanı yakan yakalandı diye. Yok, uzaktan bir görüntü. Onlar düzmece. Evet, onlara ben çok inanmıyorum. Evet. Ben şuna üzülüyorum. Bakın biz Manavgat'a gittiğimizde yukarılar yanıyor. Aşağı doğru hani ormanlık alan ya, köylüleri uyardık. Bakın dedik, yangın bölgesindesiniz, yukarıdan aşağıya gelecek. Yazık, günah. Terk edin. Ne dediler bize biliyor musunuz? Bizim gidecek yerimiz yok. Bu kadar hayvanımız var. Nereye gidelim? Vallahi billahi, bakın köylerin bize söylediği cümle buydu. Onlar oturdular. Akşam saati ya. Yani herhalde 8-9 hava kararmaya yakın. Hiçbir şekilde kaçmadılar. Ve yazık günah, köylüler ormanı korumaya çalışıyor. Orada binlerce hayvan öldü. Yazık günah ya. Yani bu kadar enteresan bir şey ve bizim emniyet güçlerimiz çıkıyorlar. Dediğiniz gibi zor kullanmak zorunda kalıyorlar. Emir aldıkları için. Benim mantığım, benim nasıl diyeyim size, düşünce yapım, bugüne kadar ezberlediğim hiçbir şey buna cevap veremiyor. Tabii doğayı da çok seven, koruyan birisiniz. Ya ben çok seviyorum. Hayvanları da çok seviyorum. Elbette. Yani Hüseyin Bey nasıl İzmit herkesi Hüseyin Bey'i belli özellikleri tanıyorsa, beni de hayvan sevgimle tanıyorlar, doğa sevgimle tanıyorlar. Evet. Ben de buna inanamıyorum. O kadar köylü, yazık günah, köylü milletin efendisidir. Tabii. Bizim onları alıp başımızın üzerinde taşımamız gerekirken omuzlarımızda... Ya bu ormanları kesmek, katletmek direkt nefesi kesmek oluyor zaten. Tabii ki. Şimdi bakın ne oluyor biliyor musunuz? Küresel ısınma var. Bakın 3 sene sonra, 5 sene sonra çok, çok farklı olaylar. O çok tartışılan bir konu. Bazı uzmanlar küresel ısınma yok demeye başlayıp ayrıca başka şeyler açıklamaya başladılar. Her şeye inanırım. Çok derin bir konu. Her şeye inanabilirim ama şu bir gerçek. Belki bir gün alanda uzman birini alırız da beraber tabii konuşuruz. Tabii ki. Ebru Hanım. Vallahi bunun uzmanı, dünya başkanı benim halamın oğlu. O zaman Profesör doktor. Kendisine seslenelim. Yenilebilir enerji, bu işte sıfır karbon salınımı, bunun başındaki insan. O bütün dünyayı geziyor. İnşallah bir gün şey yaparız. Çok çok seviniriz gerçekten. Şimdi arkadaşlar şu çok önemli. Hani orman katliamına neden dur diyor muyuz? Bir hayvanat bahçesinin girişinde biliyorsunuz bir ayna var. Bakıyor insanlar.
tak yazı çıkıyor. Dünyanın en vahşi hayvanıyla karşı karşıya evet, şu anda. Bravo. Dolayısıyla doymuyoruz abi. Doymuyoruz. Yani gözümüz aç gözlüyüz. Doymuyoruz. İşte hep söylenen bir iktidar grubuna yakın bir çete var. Ticaret yapan. İşte onların bir tanesinin sahibi olduğu alanda veya işte devletten bir şekilde alıyorlar, nasıl alıyorlarsa. İşte ağacı kessek orada maden arayacak. İşte evet. Altın arayacak. İşte köylü kendini atıyor ama maalesef dediğinin gibi asker polis vatandaşla karşı karşıya kalıyor. Tutuklamalar oluyor, biber gazı sıkılıyor. Ya yani insan kendi doğasına, kendi ağacına sarılıyor. Sahip kesilmesi. Çıkamıyor. Ya, ama yetersiz kalıyor. Bu arada kardeşim. Konu şimdi kapatılıyor. Devlet politikası böyle ama işte. Politika böyle, devlet böyle konu kapatılıyor ama şimdi medyada kaç yerde var bu haber? Ne kadar tartışılıyor tartışma programlarında? Ya, yazmıyor ki. Tartışılmıyor. Yazmıyor ki. Drone'la son hali görüntülendi ve içler acısı. Tabii ki. Aynen. Kim tabii konuşacak? Ki. Tabii ki. Bir de siz ben kutluyorum yani bunları konuştuğunuz için. Yani bu her yerde bunları konuşmaz, söyletmezler adama yani. Doğru. Bir de şöyle bir şey var Ebru Hanım, Hüseyin Bey. Benim asıl üzüldüğüm konu şu. Orada benim vatandaşım, benim köylümün karşısına askeri ve polisi çıkarıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? O polis evladı, o asker evladı bizim kardeşlerimiz. Yani, siz de bir asker evladı. Tabii ben de bir asker çocuğum. Yani belki ben orada olmuş olsam, yani hani ormanları korumak için bir adım atmış olsam, o askerler, polisler işte joplamaya çalışsa ben vallahi belki karşılık veremem. Çünkü şu mantıkla karşılık veremem. Oradaki insanların hepsi emir kulu. Onlar, ben inanıyorum ki o jopu kaldırdığı anda aslında vurmak istemiyor. Yani o belki içiciz ediyor ama işte evet yani bir şey iki tarafı birbirine kırdırıyorlar. Bu çok üzücü bir şey. Evet. Çünkü o insanlar böyle bir süre sonra ne ülkemin polisine sevecek, güvenecek ne de ülkemin jandarmasına. Kardeş kardeşe karşı geliyor. Tabii yani o yüzden gerçekten çok üzücü. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bu tür vakalarla karşılaşmayız ama her sene görüyorsunuz işte sürekli peki madenler, ya bu biraz da şeyden yangınlar kaynaklı değil mi? Akbelen'de olan olay Akbelen'de kalıyor. Yani sosyal medyada birkaç kişi paylaşıyor. Böyle tabii bir sirkülasyon oluyor. İnsanlar ayaklanıyor bir şekilde. Ama orada kalıyor. Yani beni biraz da vatandaşta da bilinçsizlik var. Yani beni neden Akbelen ilgilendirmiyor mesela? Oysa beni de ilgilendiriyor. Ebru, bu duyarlılıkla alakalı bir şey. Duyarlılıkla, evet. Duyarlıysan yapıyorsun. Yani yoksa her şeyi bunu de burada devletten bekleme, her şeyde devleti suçlama. Suçlayanları var ama ben üzerime düşen, vallahi ben de getirmiyorum. Yani zaten bir şekilde ikna ediyorlar sizi. Ya bu ormanlar katledilince, kesilince bir şey olmuyor. Bu zeytin ağaçlarının zaten burada kesilmesi gerekiyor. Öyle de bir mantık çerçevesinde anlatıyorlar ki size o doğa katliamını. Evet. İkna oluyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Berkan, şimdi hayvan sevgisinden söz ettin. Evet. Geçen akşam bir paylaşım vardı, gruba geldi. Bir kızımız sanıyorum gene bu başka civarında köpeği kaybolmuş. Köpeğinin fotoğrafını koymuş birkaç tane. Köpeğimi arıyorum, altına iletişim alıyor. Abi millet birbirine girdi. Binlerce yorum yazıldı. Bir tanesi yazmış ya. Sen annene babanı bile sanıyorum köpek kadar sevmiyorsun diye yazanlar olmuş. Ne alakası çok var yani, ya? Eğitim abi, eğitim, evet, duyarlılık. Maalesef. Yani nasıl olacak başka türlü? Şimdi ben size bir şey çok söylemek istiyorum. Çok haklısınız Hüseyin Bey. Ama yani hemen geleceğim size. Ama yani ne yapmamız gerekiyor? Yani gerçekten vatandaş abi da ayaklanamıyor. Nereye ayaklanacağım? Abi korkuyor insanlar. Herkes korkuyor insanlar abi. Sevgili Ebru. Şimdi Hüseyin Bey çok güzel bir konuya girdi. Bundan birkaç sene önce Kocaeli özel bir hastane bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istedi. Projede şu. Ya dediler ki biz sokak hayvanları için elimizi taşın altına sokalım. Personellerimize duyuru yapalım. Bir meblağ toplayalım. Hatta isteyen bunu her ay yapsın. Maaşından feragat etsin. 5 lira, 10 lira, 100 lira hiç fark etmiyor. Bu parayı da alalım. Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ne bağışlayalım. Böyle bir oluşuma soyundular. Ama bunu sosyal medyalarında ve basında paylaşamadılar. Neden diye sorduğumda dediler ki ya Berkan Bey, çalışanlar, bakın çalışanlar bile şu cümleyi söylemiş. Dışarıda bu kadar aç insan varken işte hayvanlar ikinci planda kalmalı. Hayvanlar için yapacağınıza gidin, insanlar için yapın. Ya diyor, biz bu cümleyi duyduk diyor, tedirgin olduk. Biz bunu sosyal medyamızda paylaşamadık. Web sayfamızda paylaşamadık. Ne kadar acı bir şey, düşünebiliyor musunuz ya? Yani canlılar Allah'ın sessiz kulları. Bu Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Yani siz onları nasıl görmemezlikten gelebiliyorsunuz? Ben de bunları anlamış değilim. Ya şimdi... Ya şurada bir canlı olsa, kedi köpek parçalanmış, araba ezmiş. Şimdi ona müdahale etmeyecek miyim? Alıp veterinere götürmeyecek miyim?
tedavisini karşılamayacak i̇nsanlık, mıyım? İnsanlık. Ben anlamıyorum. İnsanlık ama biraz senin, da. Senin duyarlı, senin vicdanın alakalı evet. bir şey. Kimisi yönünü dönüp bakmaz, çeker gider yani. Ama biraz da şeyle alakalı. Yani şimdi bu sokak köpeği olayları oluyor. Yani haliyle evladını kaybeden bir ailenin duyarlılığı da o yönde gelişiyor. Yani bunları da aktardığımız için ama bu demek değil ki bilerek al bir hayvanı katlet ya da bir sokak köpeğine saldır. Evet. Yani onların saldırgan olmalarının nedenleri de ayrıca var zaten. Kesinlikle. Peki şimdi... Onlara da sokak hayvanlara da sağlıklı yaşam koşullarını sağlamamız gerekiyor. Yani aşısını yaparak işte kısırlaştırarak. Evet. Onları da sağlıklı ortama. Şimdi barınak diyorsun, atıyorsun hayvanları ölüme terk ediyorsun. Yani o da çok yanlış. Normalde evcil olmayan hayvanları hayatımıza koyanlar bizler değil miyiz zaten? İnsanoğlu yaptı bunu. Ama tabii bir de işte alıyoruz. Bir hevesle çocuk istiyor mesela. Alıyor, 3 ay bakıyor sonra bırakıyor abi. Çok gece gidip dağın başına bırakıyor. Yani çok o da vicdansız. Çok büyük evet, vicdansız. Bu hayvanlar evlatlarınızın geçici tabii, hevesleri değil. Tabii, çok tabii, doğru bir yere evet, değindiniz. Tabii. Veteriner aldığımda tabii, kendileri de özellikle tabii, bu konudan yakındılar. Şimdi peki bir diğer konuya geçeceğiz. Gündemde hı, olan önemli bir konu daha var şimdi. Disney'in Türkiye ofisi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan diziyi yayımlamayacağını duyurdu. Atatürk'ün dizisini daha gösterime çıkarmadan yayından çekti. Disney'in kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. 8 milyon dolar harcanan dizinin Fox TV'de yayınlanacağı açıklansa da skandal karara tepkiler peş peşe geliyor. Evet. Vatandaşlar aboneliklerini iptal ettiler. Sanat camiasında herkes konuşamasa da çünkü bu platformdan ekmek yiyenler var. Tabii yine ki de seslerin yükseldiğini de gördük. AK Parti Milletvekili Hüseyin Yaman konuyu meclise taşıyacağız. En sert yaptırımları uygulayacağız dedi. Şimdi evet, bu karar neden? Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı diyebilir miyiz buna? Evet. Yani bu yani söylenen işte gayrimüslim yapıların, lobilerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün adının öne çıkmasını engellemek için işte kendi şirketlerine, dünya şirketlerine baskı yaptıklarını, yayından kaldırdıklarını düşünüyorum. Ama ben bunun yani Türk halkı üzerinde bir çıktısı olduğunu zaten düşünmüyorum. Gerçekten de çok büyük yaptırımlar yapılması gerekiyor. Ama sizin de dediğiniz gibi bu iş tamamen ticari ve ekonomik olduğu için evet, sanatçı arkadaşlarımız iki yarıda bir derede kalanlar altında muhakkak olacaktır. Ben bu kararı elbette destekliyorum. Yani bu mecliste gereken yapılacaktır İnşallah, denmesini. Tüm partilerin de buna el birliğiyle destek vermeleri gerekiyor. Biz de bugün yarın bir İzmit Kent Konseyi'ne bu konuda bir açıklama yapmayı düşünüyoruz, paylaşacağız. Çok yanlış buluyoruz. Lanetliyoruz bu kararı. Şimdi önemli bir lider. Evet. Dünya lideri abi. Yani örneği aynen yok ki. Kesinlikle. Tabii dünya lideri. Örneği yok ya. Yani. Kralı, kraliçesi. Ne olacak peki bunu böyle kestirip atınca ne olacak? Yani, işte Türkiye'nin çok... adının öne çıkmasını istemiyor bir takım. Tabii gündeme gelmemizi tabii, engelleyecekler. Tabii çünkü evet, bugüne yani kadar Türkiye'de gelmiş böyle güçlü bir lider olduğunu. Ya vardı tabii, bunu herkes biliyor ama aradan tabii çok uzun yıllar geçti. Yani Allah rahmet eylesin. Şimdi ben özür diliyorum, bu hayat evet, içerisinde içeriğini bilmiyorum ama Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına konu alan bu filmde orada Ermeni grubuna yani şu Disney'e sahiplerine dokunacak bir şeyler mi vardı acaba? Şu çok enteresan. Çünkü onlara böyle bir dizi yapıp diyen de yok yani. Bu evet, diziyi ama kendileri yapıyorlar. Doğru. Kendi yayına koymuyor. O enteresan yani şimdi. O da ayrı bir dert. Ya tabii bunun altı şimdi farklı nedenler yatıyor olabilir kuvvetin evet, muhtemelen ama. Yani bunu yaptı bunlar. Sonra adam diyor sen ne yapıyorsun kardeşim? Şimdi ya mesela bunu kaldır buradan. Fox TV'de yayınla tabii, diyor ama. Abi ben olsaydım İlginç, mesela ben iktidarın yerinde işte olsaydım. O da şey yumuşatmak için, tepki yumuşatmak evet, için yapıyorlar. Tabii. Yoksa çıngar çıkacak yani. Tabii. Bakın ben iktidarın yerinde olmuş olsaydım ne yapardım biliyor musunuz? Meclise gelecek ya. Bütün şeyleri milletvekillerine derdim ki ya alın gelelim bunu bütün televizyonlarda yayınlanan, bütün atıyorum TGRT'de yayınlansın, işte ne bileyim Fox'ta yayınlansın, Star'da yayınlansın, Show TV'de yayınlansın. Herkes elini cebine soksun, neyse maliyeti yani verilsin. Telif hakları verilsin. Evet, verilsin ve bütün televizyon evet, kanalına yayınlansın. Evet. Yani bakın son zamanda biliyorsunuz Kur'an-ı Kerimler yakıldı polis nezaretinde. Yani birçok ülkede hala daha Danimarka, devam ediyor. İsveç. Ya bunlar bilerek yapılan şeyler. Yaptırımlara gideceğini söyledi geçen. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? İstediği kadar yaptırıma gitsin. Polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakılıyorsa bu devletin bilincinde olan bir şey. Yani kontrolünde yapılıyor. O yüzden kimse girip de hikaye okumasın. Bunlar bilerek yapılıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Belki bizi şey yapamadılar. Oyuna getirmek istediler bilmiyorum. Şimdi Atatürk üzerine ilerliyorlar.
Üçüncü hamlelerini çok merak ediyorum. Bakın nereden girecekler? Yani Türkiye'de zaten... İslam düşmanlığı, tabii, Türk düşmanlığı. Tabii. Yani tabii Atatürk bizim kırmızı çizgimiz. Kur'an-ı Kerim bizim kırmızı çizgimiz. Ben üçüncü hamlelerini çok merak ediyorum. Üçüncü hamle. Gerçekten yani kaldı mı bilmiyorum ama... Yani zaten değerlerimize büyük saygısızlıklar yapıldığını görüyoruz. Onlar tabii şimdi bize bu mülteci akını oluyor. Mesela adam kendi almıyor. Bize 4 milyar dolar para verdi. Maalesef. Sen bak dedi bunlara dedi. Attı buraya bıraktı mesela. Kendisi almıyor. Evet. Bize şey yapıyor. Dolayısıyla yürümemizi istemiyorlar abi. İstemiyorlar. Hiçbir şekilde yani istemiyorlar. Yani benzer politikalarla. Tabii ki. Hep konuşuyoruz yani yıllardır bunlar dış güçlerin etkisi diyoruz. Ama bu yıllardır böyle. Yani bazen yeni olmuş gibi algılayanlar var. Bizden rahat durmuyorlar da o yüzden bu böyle biliyorsunuz. İstediğimize inanmayı tercih eden ve bunu gerçekten yapabilen bir toplumuz. Evet. Ama bu yüzyıllardır böyle. Bu hep böyleydi. Biz biraz kaderciyiz. Yani evet. Kaderciyiz. Yani işte ne yapalım? Tabii, ya? İşte başımıza bu geldi. Şükredeceğiz. Kader. Şükredeceğiz. Çekeceğiz. Kader diyeceğiz. Devam edeceğiz. Ama yani bazı şeyler var. Üst üste geldi. Bu tabii mülteci ki problemi. Kur'an-ı Kerim'in sürekli yakılması. Mustafa tabii Kemal Atatürk'e işte şimdi son bir gol diyelim buna da. Bunların üst üste olması da elbette vardır. Altında nedenleri vardır. Çıkar yakında kokusu. Evet. Her şeyin kokusu çıkar mı onu evet bilmiyorum. Yani muhakkak çıkar. Çünkü gerçekler saklanamaz abi. Bugün çıkmazsa 20 sene sonra, evet, 50 sene sonra çıkar yani. Evet. Ama evet, bu arada giderken de yaka yıka da gidecek yani. Belki, tabii. Evet. Peki. Şimdi ekonomiyi konuşalım biraz. Tamam. Ama şimdi ekonomi benzin fiyatlarıyla başlayalım. Neye yansıdı? Kocaeli'de bir karar alındı biliyorsunuz. Otobüs ve minibüs fiyatları değişti artık. UKOME toplantısı şehir içi ulaşım zamlarını belli oldu toplantı sonrası. Şehir içinde ulaşım 8 liradan 13 TL'ye, taksi indi bindi ise 40 TL'den 66 TL'ye yükseldi. %63'lük bir zam gerçekleşti ve ilçeler için 11 TL 25 kuruş olan yolculuk artık 18 TL 25 kuruş oldu. Yani bu dolayısıyla indi bindi yapacaksam yani ek sefer yapacaksam eyvahlar olsun. Buyurun. Yandım. Tabii. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar da haklı mı? Yani mesela artık o kadar kanıksan, mesela eskiden ekmek zammı olacak dendiği zaman memleket ayağa kalkar. Evet. Abi şimdi çıt yok. Çok 7,5 lira oldu. 10 lira olsun gene o. Yani biz herhalde bir şey yedirip içirdiler. Abi anlamadım ben işte. Biz tepki veremiyoruz. İşte çok ekmek yemek. Gerçekten yani ne yedik bilmiyorum. Abi şimdi adam ne koydular? Şimdi biliyorsun bir de 65 yaş üstüne seyahat yasağı getiriyorlar. Evet, veya evet, diyecek evet ki günde ancak 2 kere binebilir. Gelir mi sizce o yasak? Önlenir diyorlar yani. Yani çok tepki kabul oldu. Edilmez çok tepki deniliyor oldu kamuoyunda. Belki oldu bir geri adım onda atılabilir ama bence kısıtlama getirecekler. Mesela günde 2 defa binebilirsin diyecek veya 3 kere binebilirsin diyecek gün içinde. Bence bir kısıtlama getirecekler. Evet, olabilir. Çünkü, doğru kısıtlama olayını düşünmüştük. Yani 2 günde bir şey dizel geçti benzin fiyatını. Yani yapılacak gibi değil. Ben mesela aracımı bazen Belse otoparkına koyuyorum. Öğleden sonra kapanırdı. Giremezdin içeri. Şimdi git ilk alttaki iki kat boş. Yani insanlar şey yapmıyor yani aracına binemiyor. Doğru. Kullanamıyor yani nasıl yapacak bu fiyatlarla? Bunlar da şimdi haklılar. Şimdi bütün narenciye, bütün sebze meyve bir de şeyden geliyor, güneyden geliyor. Tabii. Navlun, nakliye. 2 kat, 3 kat arttı. Fasulye fiyatı vardı ya 100 lira ya. Bir damacana suyu maalesef fiyatı eyvah simitler. Yani 100 liraya fasulye yenir mi abi? Simit kim olacak? 7,5 bazı yerlerde 6 lira, 10 lira, 10 lira olmuş. 10 lira olmuş. Fiyatlar 13 lira çocuk şimdi okula gidecek. Şimdi okul fiyatları, servis fiyatları nasıl başa çıkacağız? Ama böyle değerlendirince şimdi zamları işte tarımın hali ortada. Bu ekmek bir buğdayla yapılıyor. Unla yapılacak. Unun hali ortada. O fırının emek var elektriği, emek var, kirası, emek var, emeği ortada. Asgari ücret aslında yukarı geldi. Hala ucuz değil mi? Tamam pahalı olmasın. Ama tüm bunları düşündüğümüzde ekmek fiyatı ucuz kalıyor. Ya işte insanlar onun için çıkaramıyor şu anda. Kimse kimseye bir şey söylemiyor yani. Ne diyecek yani adam? Her evet şey pahalı. Evet. Haliyle ekmeği de ben bu fiyata tabii alacağım diyor. Şimdi otobüs fiyatları aslında önceki talepleri %100 zamdı. Yani ancak kurtarır tamam demişlerdi. Doğru. %100 zam isteme nedenleri de kabul edilmeyeceğiydi aslında. Belki de hani evet %100 onlar yukarıdan istediler %80 ki biraz daha yakını. Mantığı. Yine %63 evet, yani evet çok zor. Gerçekten dedim ya eğer ek seferde olacaksa çok zor. Ya mesela biz
bu aşure günlerinde yani 4000-5000 aşure yap, kişilik aşure yaptırıyorduk. Vallahi şu anda o 4500 şey verdiğim parayı 1000 aşureye anca. Değil mi? Abi yok. Alamıyorsun şaka yani gibi. O bakliyat içinde giren şey kuru yemiş başa çıkılacak gibi değil yani. Peki devam eder mi bu? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Temmuz enflasyon verisini değerlendirerek dezenflasyonla fiyat istikrarının hedeflendiği bir süreçten geçildiğini ve 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmesini beklediklerini söyledi. Şimdi ekonomi bu haldeyken iyiye de gitmiyor. Ya biz bunu görüyoruz. Biz çok duyduk bunları. Son 1,5 senenin en büyük enflasyonu yaşandı bu ay. Yani bu enflasyonsuz ortam bitmesi mümkün değil abi. Yani nasıl olacak? 2024 deniliyor. Ki şimdi Hafize yaz ayı yani sebze meyvenin bol olduğu ay düşmesi lazım ki tersine yükseliyor. Oluyor. Yani yok. Maalesef. Ya bugün mesela bir yerde şey okudum, taşıt kredisi. Hoş kimsenin sıfır araba alacak hali yok da %253 taşıt kredisi %253 diyor. Abi nasıl yapacaksın? Nasıl ticaret yapacaksın? Esnaflar ne yapacak arkadaşlarımız? Doğru. Bir de zaten kredi de doğru düzgün çıkmıyor. Yok abi 50 lira, 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin liradan başka para vermiyor sana aynen, adam. Doğru. Yani bundan sonra bir çocuğun, bir genç evlenecek çiftlerin bir ev alacağım, bir araba alacağım. Bunlar yok abi, böyle bir dünya yok yani. Yok, doğru. Mesela burada Basikere'de, ben de yazın yukarıda oturuyorum, burada Bahçecik'te oturuyorum. Abi insanlar devamlı yapıyor ama kim alıyor? Kuveyt de alıyor. Yabancılar. Araplı alıyor. Tabii. Onlar alıyor. Yukarıda birçok sitenin yönetimini ele geçirirler. Doğru. Evet. Maalesef. Yani nereye gider Berkan? Şöyle Ebru Hanım, şimdi Hazine ve Maliye Bakanımız hep bu dezenflasyon cümlesini kullanıyor ya. Tamam. Ben izninizle araştırdım. Tamam. Okumak istiyorum. Tabii. Anlamını. Söyle. Dezenflasyon nedir? Dezenflasyon fiyat artış hızının yani enflasyon oranının zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder. Yani düşük enflasyondan düşük enflasyon geçiş. Yüksekten küçüğe geçiş. Evet. O ara sürece söylüyor. Aynen öyle. Şimdi evet. Biz bunu ne zaman yaşarız? Çok 2024 bana göre çok ironik. Yani bu 2024 değil de 2025-2026 deselerdi mantıken evet diyebilirdim. Berkan, ben de senin gözündeki ışıltıya bakacağım da bana bakamıyorum. Valla ışıltı kayboldu maalesef yok. Evet. O yüzden... Aslında Merkez Bankası'nın başındaki hanımefendi Hafize Gaye Hanım'dı. Yanlış telaffuz etmek istemiyorum. 25 demişti. Ya evet, şimdi farklı farklı seneler söyleniyor ama şöyle bir şey var. Şimdi bakın. Ekmeğe zam geliyor, ulaşıma zam geliyor. Bu herkesin hakkı. Her şey zam geliyor da ekmeğe niye zam gelmesin? Yazık, günah değil mi fırıncılara? Sürekli böyle niye ceplerinden yesin? Lokantacılar. Evet, lokantacılar ne yapacak? Bakın gidin şu an en restoranlara. En fazla zam lokanta. Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Lokantalara gidin. Yarından itibaren, yarından sonra birkaç gün sonra bakın. Hani... Önceden ekmek sepetine bol bol koyuyorlardı ya. Evet. Gidin bakın koyuyorlar mı? Yok abi, 1-2 dilim veriyor. 1-2 dilim. Tabii. İsterseniz o da böyle gözünün içine bakıyor vermemek için zoraki koyuyorlar. Abi eskiden gariban geldi, bir çorba evet, alırdı, bir ekmek yerdi yanında. Yerdi ama ha, şimdi yok. Mümkün değil. Şimdi bayat ekmekleri ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ertesi gün ısıtıp koyuyorlar masaya. Tüm samimiyetimle söylüyorum ya. Doğru. Bakın yani. Gerçekten hem söylüyorum. Bunu çok... Şık işte zamanında çok müşteri ağırlayan, bugünlerde sinek avlamaya başlayan restoranların yaptığını görüyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir Karadeniz'de doğalgaz vardı ya. Evet. Eğer o gerçek olursa enflasyon düşer. Yani 2025'i bulmayız. 2024 ikinci çeyrekte ekonomi düzelir. Ama biz yeraltı kaynaklarımızı kullanamazsak biz 2026'ya kadar böyle devam ederiz. Fakat ben şunu istiyorum. İşte Merkez Bankası Başkanı, işte Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp desin ki sevgili halkım, lütfen ülkenin ekonomisinin düzelebilmesi için bize destek verin. Bir sene, 1,5 sene dişlerimizi sıkalım. Söz veriyoruz, biz en kısa zamanda sizi refaha kavuşturacağız. Ama yok. Abi veremez ki, nasıl veremez? Yani ama hazine şey hazine tam takır. Tamam. Dış işte, borç gırtlağa gelmiş. Evet. Demek ki halka sıkacak diş kalmadı. Diş doktorları doğru. Çok pahalı, zaten sıkmasınlar. Bir de ben şundan yanayım. Evi olan, yatı katı olan, villası olan, üçer beşer tane dairesi olandan alınan vergi ile
normal gariban. Doğru. Bir tane dairesi olanın alınan vergi eş olmasın. Elbette, ya. Elbette. Eşit olmasın. Gerçekten olmasın ya. Öbüründen gidin %50 alın, %60 alın. Garibandan gelin %10 alın ya. Ben de bunu anlamış değilim. Evet. Pırlanta. Pırlantanın vergisi hala bildiğim kadarıyla %1. Şimdi abi ne %2 diyor mesela? Git diyor, hiç şimdi kafeler diyor, ağzına kadar dolu diyor mesela. Evet. Kafeler. Evet. Doğru. Abi bu memlekette 85 milyon insan yaşıyor. Bu bir %5'lik zümre. Yaklaşık 4,5-5 milyon kişi. Bravo. 100 sene evvel de vardı. Evet. Gene var. Yine o 5 var. Milyon kişiyi görüyoruz biz. O evet. 5 milyon kişinin hali vakti yerinde. Doğru. Çoluğu çocuğu yiyor, içiyor, geziyor. Ama geri kalan 80 evde milyon oturuyor. Evde oturuyor. Evde oturuyor. Hiçbir yaşamı yok. Bir dakika, burada evet. Yeni Cuma'daki kafelere gidip oturduğunuzda genellikle genç kesimdir. Belli bir saatten sonra artık yabancı kesim de çoğalıyor. Zaten İstanbul'da full, hiç o konulara girmeyeceğim ama tabii. Öğrenci ne yapar? Bazen part time çalışır, kazandığını kafede yer. Çünkü o öğrencinin şey, kafe kültürü var. Tabii. Gider geri ödemeli ya da burs aldıysa onunla gider bu kafeye ama bir şekilde o kahveyi içecek. Yani genellikle genç kesim var. Ya çok büyük bir saldırganlık var bu konuda. Kafeler dolu, ekonomi neresi çok. Ama şöyle bir şey var. Çok. Kafelerde... Telefonu çıkarsana. Video var şimdi biliyorsun. Hala bugün devam. Telefonu çıkarsana bakın, diyenler röportajlarını size. Çok değiştirdiler. Tabii. Artık herkes 180 derece tabii, farklı döndü. Açıyla konuşmaya tabii. Başladı. Kafe restoranlar dolu. Sadece çay ve kahve alıyorlar. Ama özür diliyorum. Kafeler dolu ama restoranlar maalesef dolu değil. Çünkü kafeler dolu. Kafeler. Bugün gidin dışarıda bir pizza yanında bir kola için... Kola zaten 40 lira 50 lira fiyat dolu var. Dolu aslında ama pizzalar yüksek seviye. Yani orta sınıfın, orta azalan sınıfın, gittikçe tükenmekte olan sınıfın artık böyle o mekanlara pek gitmediğini görüyoruz. Evet, yani. Maalesef. Tabii gidenler var. Sonuçta şimdi Kocaeli üzerinden değerlendirmeyelim. Burası zengin bir il. Genel olarak Türkiye'deki, tabii sanayi şehri. Türkiye'de genel tabloya baktığımızda Kocaeli ilk sıralardadır. Yani Kocaeli'ye bakıp örnek veremezsiniz sadece. Doğru. Ya gelir düzeyi en yüksek İstanbul'un sonra ikinci ildir yani. Yıllar, 50 yıldır aynen böyledir öyle. Yani bu. Aynen öyle yani. Bunları da kabul etmek lazım. Yani sadece buradaki kafeler, restoranlar, işte işletmelerle bunu sınırlandıramayız. Bir de çocuklar işsizlik var. Ne olacak bu kadar mesela? Evet. İzmit Belediyesi'nin belki 25 bin tane CV var abi. Bir şey söyleyeceğim. Bu konu çok tartışılan bir konu. O yüzden soracağım Hüseyin Bey size. Şimdi işsizlik yok diyen çok fazla neden? Ülkede bir yanda işsizlik konuşuyoruz. Diğer yandan alanında uzman kişiler işte özellikle sanayi çalışanlarını vesaire aldığımızda hep şu sıkıntıyla. 2 sene sektörel program yaptım. En çok yakındıkları konu kalifiye eleman sıkıntısı. Kalifiye eleman bulamıyoruz diyor değil mi? Evet diyor. Ama bir yandan işsizlik var diyoruz. Tamam. Bir onu böyle sizin pencereden de bir açabilir miyiz? Ya şu şöyle mesela ben de onu şöyle yaşıyorum. Hani bu ara eleman deniyor ya. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çocuklarımız işte, liseyi bitirsin, iyi bir üniversite okusun. Mesela çocuğun matematiği zayıf, matematikten ona ders aldırıp geçirmeye çalışıyoruz. Aslında çocuğun ilgisi tarih. Bravo. Aslında o tarihten bravo. Ders aldıracaksın evet, ki çocuğu evet. Yukarı alacaksın. İlgi alanın neyse. Neyse aslında. Ona, ama bizde o yok. İşte, o ara sistemi yapamadığımız için çocuk üniversiteyi bitiriyor abi. Doğru. Geliyor. Bana iş ver. Bak. Ya çatıda oluk yaptıracağım. Oluk. Olukçu bulamıyorum ya. Adam iş hani olukçu bir aydır getiremedim. Doğru. Elektrikçi yok. Tesisatçı yok. Yani bu meslek liselerinin kapatılmasıyla alakalı yani, evet, o zaman. Evet. Yani yok. Yok o eleman yok ama mühendis var. Şimdi şöyle çok özür diliyorum. Bakın bugün bir arkadaşımla sohbet ettim. Kendisinin mühendislik firması var. Doğalgaz, yangın söndürme ve işte atık tesisat işi yapıyor. İş var. Ama diyor ki personel yok diyor. Ben diyor şimdi diyor gidip diyor işi alırsam diyor mahcup olurum diyor çünkü personel bulamıyorum. 3 gün inşaat sektörü olan bir arkadaşımla sohbet ettim. Abi diyor amele arıyorum diyor. Bakın amele. Yok diyor. Vasıfsız işçi. Vallahi yok, billahi yok. Ne oldu biliyor musunuz? Bizim yanlış bir politikamız oldu. Biz üniversite sayılarını arttırdık. Her şehre, her ilçeye üniversite yaptık. Merdiven altı. Ne oldu, yani mezun altı. Çok kontenjan az. Hayır şöyle. Üniversite hepsini arttırınca ne oldu? Çocuklar hepsi üniversiteye yazıldı. Kimse endüstri meslek lisesine artık gitmiyor. Üniversite endüstri mesleğinin dışında. Ama meslek dışında... liseleriyle ilgili bir kısıtlama da oldu yani. Oldu ama işte artırılmalı biz diyor. Eğitimle ilgili yanlış bir strateji evet. izledik. Ve üniversiteyi bitiren çocuk üniversiteden mezun olduktan sonra ne diyor biliyor musunuz? Ya ben üniversiteyi bitirdim. Ben bu işi çalışır mıyım? İş arayan bir kızımıza ben iş buldum. Sonra beni arıyor diyor ki ya Berkan Bey ben üniversite mezunuyum ben bu işte çalışamam.
Ama sen 6 aydır iş arıyorsun. Bak ben sana yardımcı oluyorum. İşte o zaman da işte hani iş beğenmemezlik lafı anlam var ya. O geliyor işte ona. Evet, i̇ş beğenmiyor. İş var da iş beğenmiyor evet. diyor mesela. Ama o da şöyle. Şimdi bakın üniversite mezunu olan her genç beklenti içine giriyor. Buna girmemesi gerekiyor. E şimdi üniversite yani şu an üniversite mezunu olmayan insan yok zaten. Peki bu biraz da az ücretle yabancı çalıştırmaktan da kaynaklı değil mi? Şimdi mesela bir örnek vereyim. Hani sorduğun sorunun üstüne. Evet. Çok ünlü bir marka, dünya markası yani. Buradaki temsilcisi. Eğer diyor bugün o dışarıdan gelen arkadaşlar olmasa diyor ben diyor kapatırım diyor. Hemen evet, bildim. Maalesef. Neden diyor musun? Markayı bildim. Neden biliyor musun? Bizde adam yok gel çalışmıyor diyor. Bir gün çalışıyor gidiyor. Ama o diyor çalışıyor diyor. Evet, eğer bugün gitsinler diyor. Mesela Türkiye'de var 5 milyon tane. Doğru. Ben de istiyorum gitsinler diye. Ama giderlerse diyor ben işim şu anda sevgili evet, herkes Hüseyin Bey gibi düşünüyor ve herkes aynı şeyi söylüyor. Bakın bütün sanayicilerin hepsi aynı şeyi söylüyor. E tabii. Ya, İnşaat sektörü konuşuluyor. Her yerde konuşuluyor. Çok bunu yani saklanacak bir şey değil ki bu. Yani şunu doğru. söyledi. Ya, bu ülkede tabii şimdi insanlar bilmiyor onu. Ben bu işi yapmadan önce işte sektörel programı fabrikaları çekiyoruz. İş insanlarıyla röportaj yapıyoruz. Evet. Nereden bilebilirim ki bir sanayinin o kadar çok kolu var ki asla aklınızın ucundan geçmeyecek meslek grupları tabii. var. Yani bir sanayici deyince bir alüminyumcu, işte bir inşaat deyince bir çimentocuyla bitmiyor bu işler. Aklımıza gelmeyen çok meslek yani görmediğimiz, var. Görmediğimiz, bilmediğimiz ne kadar iş tabii. var. Tabii ve ki, tabii. hepsinin söylediği şu, kalifiye eleman yok. Yok ama yani iyi ücretler verenler de var. Biraz da yani mecbursan çalışacaksın bilmiyorum yani Hüseyin Bey. Ya işte bizde var ya bu hani anne baba çocuğa bakıyor. Hani sanki büyüdükçe işi hafifleyeceğine daha da artıyor diye. Doğru. Yok abi biraz da içinden gelecek. Yani onda da malzeme olacak. O da yapacak. Doğru. Ama işte kolaycılığı seçiyorlar. Pamuklar maalesef. İçinde bakıyor ona. Pamuklar içinde. Ve özellikle bakacaksın ama yeni jenerasyon. Ölene kadar bakacaksın kardeşim. Salsana bunu. Doğru. İşe girsin. Sokalım bir yere. Yok. İyi iş istiyor. Direkt müdür olacak. Yok ki abi şimdi öyle bir dünya. Şimdi bu konuda hakikaten herkes haklı. Hı. Ama yani tembellikte bir yere kadar. Evet bu ülkede gerçekten mesleğini yapman çok zor. Televizyon sektöründe sürünüyorsan iyi bir yere gelmen çok zor. Birçok sektörde torpil konusuna girmeyeceğim. O kadar zor ki. Ama hayat herkes için kolay değil. Bir bunu kabullenmek gerekiyor değil mi? Yani atacağın 100. adımda başarıyı yakalayacaksan 100'ü de atacaksın. Kimisi ilk adımında yakalar. Kimisi de vallahi doğuştan şanslı. Kılını kıpırdatmaz. Bütün her şey önüne düşer. Yani gerekiyorsa çalışacaksın. Tembellik de var işsizliğin içerisinde. Yok mu? E olmaz olur mu? Tabii ki var ya. Tabii ki var. Şimdi adam bir şey giriyor mesela. Dediği gibi Erkan'ın. 3 gün sonra geliyor, abi ya beni burası şu yan tarafa alsana diyor. Ya sen 3 gün evvel, 3 yıldır buraya geliyorsun, iş istiyorsun, yani. Girdin. Ama şimdi 3 günde orası ağırmış, beni öbür tarafa gönder diyor. Doğru. Abi yok. Öyle bir dünya yok abi. Çok var. Aynen maalesef. Öyle. Doğru. Abi. Allah sonumuzu eylesin. Pamuklar içinde yetişmeli. Abi çocuklara liseyi hatta ortaokul bittiği zaman yeteneğine, bilgisine, ilgi alanına göre ayrıştıracaksın. Doğru. Öyle göndereceksin abi. Herkes üniversiteyi bitirmesine gerek yok ya. Herkes kesinlikle. Doktor olamaz, herkes mühendis zaten olamaz. Zaten olmuyor da. E tabii zaten olmuyor. Olmuyor da. Ama hiç olmazsa ekmek parası kazanır abi, karnını doyurur. Doğru. Ama yok öyle bir şey. Doğru. Yok öyle doğru. bir şey. Eğitim sistemi. Doğru. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta ülkede her şeye ihtiyaç var. En üstten en alta. Herkes elbette. De en zor elbette. İşlerin üstesinden gelemez. Elbette. Bunun üstesinden gelebilecekler için ayrıca bir dal açılmalı. Meslek okullarının önemi artırılmalı. Zayıflatılmamalı. Cazip hale getirilmeli. Kesinlikle. Evet. Bakalım anne babalarda çok iş düşüyor. Valla biraz hani işte az kıymet gösterecek. Dediği gibi onun zamanında burnunu sürteceksin ki hayatın ne kadar zor kazanıldığını, evet. ekmeğin öğrenci. Ne kadar zor olduğunu, doğru. onu o yaşa nasıl getirdiklerini. Ama insanlar sadece kendi o annesinin babasının yaşına geldiği zaman anlıyor ki o zaman da alasmalık oluyor. Dedik maalesef. Ya herkesin haklı olduğu bir konu. Şimdi iki tane üniversite bitirene de git şurada fabrikada çalış dediğinde olmuyor. Demek olmuyor ki. Yani. Yani yapacak bir şey yok. Peki son olarak şimdi ekonomide kötü bir gidişat olduğunu görüyoruz. Yani tamam. bunu herkes farkında, iktidar da farkında, iktidar yanlıları da farkında, muhalefet de zaten farkında. En çok kendisini kanıtlayabildiği konulardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi hal böyleyken, yani umut vadeden ifadeler kullanılıyor. Gerekirse Merkez
Bankası Başkanı ve tabii Mehmet Şimşek de Hazine ve Maliye Bakanı umut vadeden ifadeler kullanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da keza öyle. İnşallah öyle olur ama sonuçta tablo bu. Tablo bu haldeyken yerel seçimlere giriyor Hüseyin Bey. Evet. Şimdi burada tablo ekonomi ama CHP içerisine baktığımız zaman ciddi bir kargaşa var. İkiye bölündü. Genel başkanlıkta Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ve İmamoğlu'nu destekleyenler diye adeta ikiye bölündü. Evet. Şimdi hal böyleyken bu CHP içerisindeki kargaşa, yani bu ekonomideki duruma rağmen nasıl etkileyecek? Yani burada çarklar nasıl dönecek? Yani ben iktidarın verdiği umut dolu sözlerin altının boş olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar bunu gördük. Ama şunu yapacaklar. Yerel seçimden gene 1-2 ay önce gene emekli mi eksik, işte memur mu eksik, onlara gene 3-5 para verecekler. Gene işte para basacaklar. Yani bu enflasyonu bitirmeleri mümkün değil. Şu anda mevsim itibariyle tarım odaklı olduğu için en az enflasyon dönemi olmasına rağmen Ağustos ayındayız ki yüksek çıkıyor. Evet, CHP içerisinde bir takım çalkantılar var. Hatta işte birkaç gündür bir takım anketler yayınlıyorlar. Hem partililerin hem vatandaşların işte CHP içerisindeki olumsuzluklara ne yönde baktıkları konusunda. Evet. Ama işte su akacak, yolunu bulacak ama bu arada da İşte yakında yerel seçimler var. Dolayısıyla olumsuz etkilenmemesi için CHP açısından söylüyorum. Yukarıdaki olumsuzlukların bir an evvel bitirilmesi ve sağduyuyla, ortak akılla partiyi ileriye taşıyacak kadroların göreve devam etmesini diliyorum. Yani başka bir şu anda söyleyeceğim bir şey yok. Yoksa dediğiniz gibi eğer bu kargaşa sürerse yerel seçimleri olumsuz etkileyecektir ki bu benim hiç istemediğim bir şey. Ve yani eğer şu muhalefetin kafasıyla düşünecek olursak ekonomi asla ekonominin böyle olması bir fırsat değil ama bir fırsat oluyor. Yani sonuç olarak halk bu durumdan şikayetçiyse önlerine bir artı olarak geliyor ama CHP içerisindeki bu kargaşalar devam ederse halk ne kadar güvenir onu da göreceğiz. Ya şimdi biz aslında burada empati yapacağız. Çuvaldızı önce kendimize batıracağız. Mesela emekli ikramesini söyleyeyim. Şimdi Kemal Bey 15 bin lira vereceğim dedi, iktidar 2 bin lira dedi. Bu ülkede 16 milyon emekli var. 2 milyon verene oyunu verdi. İşte 15 milyon diyene vermedi. Bunu biz niye öyle yaptı diye değil de biz evet. acaba neden insanlara bunu anlatamadık diye biz bunu sorgulamasını yani kendimizi sorgulamayız. Yani neden inanmadı, neden inandıramadık insanlara, niye farklı söyleyemedik, evet. yani neden insanlara ulaşamadık diye biz vatandaşı suçlayacağımıza kendi kadrolarımızın söylenmelerini vatandaşın kesinlikle. Dinleyeceği hale getirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Doğru. Berkan Bey son olarak ekleyelim. Valla İbrahim Hanım şöyle, siyaset çok enteresan. Bir gün sonrası belli değil. Yani bir bakmışsınız işte 2 ay önce, 3 ay önce konuşulanlar, söylenenler çok farklıydı. Ama şimdi kolay çok farklı diyebileceğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Kestiremiyoruz. Evet, çünkü biliyorsunuz biz seçim öncesinde burada çok programlar yaptık. Çok kişilerle, hatta Sayın Muharrem İnce, Sayın Sinan Oğan, Adalet Partisi Genel Başkanı Vejdet Öz'ü ağırladık. Şimdi Sinan Oğan çıkıp ne demişti? Höt höt höt. Ama sonra bir baktık Cumhur İttifakı'yla birlikte oldu. Hiç girmeyelim o kadar. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Evet, ve bu bir büyük bakmışız, bir örneğiydi. Seçimden bir ay önce Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş aylarda böyle konuşuyordu ama şimdi Bey, böyle konuşuyor. Şu an şöyle bir kritik var. Evet. Özür diliyorum, araya girdim ama yine size sorarak devam edeceğim. Sokak röportajlarını falan dinlediğimde de bununla karşılaşıyorum. Kritik şu, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verenler şunu düşündüler. Evet, ekonomide kötü bir gidişat var ama toparlayacağız. Buna inandılar. Evet. Ve şu anda toparlanmadıklarını, daha kötüye gittiklerini gördüler. Böyle bir kriter var ama diğer yandan işte dediğim gibi CHP'de durumlar gerçekten kötü. Şimdi biraz önce Hüseyin Bey çok güzel bir cümleye değindi. Seçim öncesi emekliye zam, memura zam. Yapacaklar gene. Aynen öyle. Ondan sonra yani. İşte krediler açılır. Der ki ev almak isteyen gençler işte TOKİ diyecek, ucuz konut diyecek. Tabii sanayicilere kredi.
İşte atıyorum belki de bir yıl ödemesiz kredi. Evlenmek isteyenlere 100 bin lira işte 5 yıl vadeli. Buna soracak ama para basacak. Para ne para basmak i̇şte ne demek? Enflasyonu yukarı almak demek. Enflasyonu yukarı almak. Nasıl düşüreceksin abi? Şimdi ama şöyle bence bir kitle de var. Bence öyle bir risk almayacaklar bu sefer alırlar. Vallahi bilemiyorum abi, şu an. Hiç belli olmaz, seçim almak için her şey olur. Ya her şey olabilir tabii. Şimdi bakın şöyle bir şey var. İktidar şu anda büyük şehirlerin hepsini almak istiyor. İşte sürekli açıklama yapıyorlar. Tabii İstanbul'da şimdi sallantıda. Şimdi bir kere benim altına imzamı atacağım. Şu şehir alamayacağı, alamazlar, iktidarın alamaz dediği tek bir tane şehir var. İzmir mi? Neresi biliyor musunuz? İzmir. Eskişehir. İzmir için bir şey diyemem. Evet. İzmir'de zorlayacak, zorlayacaklardır ama zordur evet. Ama Eskişehir evet. Evet. Yani, evet. Yılmaz Büyükerşen yıllardır çünkü mükemmel bir belediye başkanı. Eskişehir o kadar güzel yönetiyor ki Eskişehir'e gidin. Sokakta polis bulamazsınız. Kavga eden kişi bulamazsınız. Herkes o kadar mutlu, o kadar güzel bir şehir ki. 7-24 yaşayan bir şehir. Ama bir kere İstanbul, Ankara, İzmir buraları istiyorlar. Kesinlikle istiyorlar. İyi olan kazansın. Ben hep bunu söylüyorum. Ülkenin geleceği için. Gerçi şimdi tabii genel seçimini biz atlattık. Hani bunlar yerel seçimler. Çok da anlam yani ifade etmiyor ama. Yerel seçimler biraz adaya da bağlı oluyor. Kesinlikle. Biraz genel seçim gibi olmuyor. Evet, olmuyor. Umarım gene bu tarafta kalır. Evet, yani şöyle. Biz hep diyoruz, biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Gerçekten şimdi bakın Hüseyin Bey çok büyük iki tane sivil toplum kuruluşu diyeceğim. Biz İzmit'e de sivil toplum kuruluşu demek istiyorum. Çünkü çok fazla etkileşim alınan, İşte herkesin böyle canla başla okuduğu paylaşım, herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Kocaeli'de herkes haberleri buradan öğreniyor. Bu da güzel bir çalışma. Şimdi Hüseyin Bey yıllarca bu oluşumların içerisinde. Bir beklentisi olsaydı bu iki tanesi bir toplum kuruluşu ilgilenmezdi. Çünkü abi, çok yıpratıcı. Abi yıllarca bak yıllarca biz bu işleri hala da öyle. Cebimizden yapıyoruz. Evet, ben yani böyle bir derdimiz yok. Zaten evet. Olsaydı zaten burada olmazdı. Evet, çünkü o sırıtıyor. O zaman hırs haline geliyor. Doğru. Ve çok hata yapıyorsun. Doğru. Çok doğru. Hata yapıyorsun. Biraz önce Hüseyin Bey'e dedim ki zayıflamışsınız dedim. Gerçekten zayıflamışsınız. Bunca koşturma. Koşturmasa bile mental yorgunluk. Ben 6'da kalkıyorum. Evet. Sokağa çıkıyorum. Akşam 10'da eve geliyorum. Telefonlar yani, susmuyor. Ya onu zaten, onu zaten söylemiyorum. Evet, evet. Ama doğru. İşte bundan sonra daha da çok yapmamız lazım. Çünkü insanlar çok daha zor durumda. Ama doğru. Dediğiniz çok önemliydi Hüseyin Bey. Hırs değil. İşte hırs olduğum hata yapıyorsun. Tabii. Evet, hata doğru. Yaparsın. Farklı azim çok başka değil mi? Hep tabii karıştırılıyor. Ki, tabii ki. Evet, evet. Valla Ebru Hanım, Allah sonumuzu eylesin. Siyasi partiler, Hüseyin Bey'in dediği gibi her parti şöyle bir silkelenecek. Bir kendine gelecek. Empati kuracak. Nerede hata yaptık? Öz eleştiri yapacak. Evet, bravo. Hatamızı nerede düzeltebiliriz? Ve kimse koltuk sevdalısı olmasın. Evet, artık olmasın ya. Artık bozma değil, acilen düzeltme zamanı. Evet. Artık çokça tüketme değil, acilen üretme zamanı diyelim. Evet. Hüseyin Bey, programın da sonuna geldik. Çok kıymetliydi. Sağ olun. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Hüseyin Bey gerçekten ben çok sizin şahsınızda Nokta TV'ye, sevgili Berkan'a, sevgili Ebru'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler İyi ki beni konuk ettiniz. Ben de İzmit halkına, hemşehrilerime konuşma fırsatı edindim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Şeref verdiniz. Her zaman emrinize amadeyiz. Estağfurullah. Çok her zaman bekliyoruz Hüseyin Bey. Berkan Bey, teşekkür ediyoruz. Efendim ne demek, rica ederiz. Yani güzel bir program. Gönül ister ki daha çok şeyleri konuşalım ama dikkat ederseniz çok konuşacağımız konu var ama zaman yetmiyor. Yani 3 saat bir program yayınlıyoruz. Millet diyor ki 3 saat yayın mı olur? Evet olur bakın. Daha konuşacağımız çok konu var. İzliyorlar ama. Tabii ki. Çok güzel. Bu... Şimdi bizler programımıza Hüseyin Bey gibi değerli isimleri davet ettiğimiz zaman buraya gelen konuklarımızın nasıl diyeyim kalitesi ne kadar yüksek olursa bizler o kadar çok keyif alıyoruz. Evet. Çünkü sizin gibi insanlar burada evet. Gerçekten halka mal olmuş insanlar. Bakın ben bunu hep söylüyorum. Burada verdiğiniz bilgiler bizim için önemli. Çünkü sizin buradan hiçbir çıkarınız yok. Siz ticaret yapan bir insan değilsiniz. Evet. Siz burada artık kendinizi halka adamışsınız. Bu nedenden dolayı da bu bilgiler bizim için değerli. Ebru Hanım'a da bu güzel sorular için teşekkür ediyoruz. Tamamıyla objektif bir şekilde hazırlandı. Biz Nokta TV olarak da tarafsız bir yayın kuruluşuyuz.
Her kesimde insanı kanalımıza davet ediyoruz burada. Doğruları gerçekten doğruları tartışıyoruz, konuşuyoruz ve bugüne kadar nazar demesin maşallah kanalımıza her parti görüşünden insanı davet ettik. Güzel. Daha bugüne kadar kimse haddini aşmadı. Yani MHP'lisi, CHP'lisi. Zaten öyle olursa başarı gelir. Evet, gerçekten öyle. Evet. Bugüne kadar katılan tüm konuklarımıza da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, öyle bir konuştunuz ki veda gibi ama vedalaşmıyoruz. Panorama devam edecek tabii ki. Bu arada ilk yarıda diğer konuklarımız vardı. Hekimlerin problemleri, işlerinin artık haklarını arama seviyesine gelip eylem yapmaları, iş bırakma eylemi yapmaları. Bu da önemli bir konuydu. Onu da konuştuk. Sağlıkta şiddeti de konuştuk. Kendilerine de ayrıca teşekkür edelim. Bütün konuklarımıza teşekkür edelim ve bizler gündemdeki diğer konuları tarafsız bir şekilde Nokta Panorama'da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler.